Halk TV'den iyi günler. Lider röportajları serimizde. Bu haftaki konuğumuz Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Epey haftalardır süren bir seriydi bu. Son olarak sizi ağırlıyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile başlamıştık. Sonra parlamentoda temsil eden öteki parti liderleriyle devam ettik. Şimdi sizin sembolik olarak oradan başlayalım isterim. <laughs> belki defalarca izah ettiniz ama Demokrat Parti Türkiye işte siyasetinde siyasi tarihinde gelenekleri de itibariyle yeri olan sembolik değeri olan bir parti ve onun başındasınız gençte bir isimsiniz başarılı genç bir isimsiniz ve tarihsel olarak bakıldığında aslında bir dönem işte bir karşı karşıya gelmiş iki partiden birinin başındasınız fakat en nihayetinde Türkiye'nin geldiği an itibariyle bu şu anda birlikte CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer almış, oradan seçilip gelmiş bir, e, ve sonra da partinizin başına geçmiş bir siyasetçisiniz. E, bu iki sembolik yönüyle soruyorum. Tarihsel e, çatışmalar noktasına konuşulduğunda pek çok şeyler söylenebilir ama bu an neden buna ihtiyaç vardı ve hala bu sürdürülmesi gereken bir birliktelik midir? Kesinlikle Habib ülke büyük bir büyük travma yaşıyor. Çin'de nefes alıp verdiğimiz bu ülkenin varlık nedenleri, dinamikleri, değerleri tüm bunlar çok açık konuşmak lazım. Bir büyük yıkıcı dalga ve tehditle karşı karşıya. Bu noktada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel, kurumsal varlığı hem de Demokrat Parti'nin azami düzeyde geçmişte rekabet içinde olmuş olmasına rağmen bugün Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ve milletinin bulunduğu noktada o müşterek sahayı biz bugün tarihi yeniden yazarcasına, bugünden geriye doğru kendisine göre anlamlandıran bir siyasi akıl var, bir siyasi zihniyet var. Buna karşı bu büyük milletin ve devletin içinden süzülerek geldiği, bir var olma yok olma çizgisinden çıkarak geldiği ve kurduğu, çağdaşlarıyla mukayese ettiğinizde bile demokrasi kavramı, millet kavramı, ulus devlet kavramı ve pek çok bunun kırılımı var bütün bunların bugün maalesef bir bedevi e, moğol istilasına benzer bir saldırıyla ülkenin karşı karşıya kaldığı gerçeği var. İşte bedevi tam burada bir moğol istilası. Evet bir yıkıcılık var. E, adeta bir yıkım mühendisliği var. Bütün bunlar aslında çok konuştuk. O noktada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Demokrat Parti'nin temsil ettiği gelenenin bu ortak paydaya sıkı sıkıya bağlılığını ifade ediyor olması açısından da bu meşruiyet temelini biz de çok önemsiyoruz. Şimdi e, normalde işte güncel konularla başlamak genellikle de öyle olur zaten ama sizin buradaki o sembolik değerin altını çizmek gerektiğini düşündüğüm için böyle başladım. İlerleyen dakikalarda benzer noktalara geleceğiz. Dolayısıyla biz doğrudan doğruya şu şeyle bir başlayalım isterim. Burayı biraz daha açacağız çünkü evet. e, çok özetlediğiniz kısaca geçtiğiniz yeri. E ee, ekonomide son dönemde üst üste atamalar görüyoruz. Şimdi e, işte Borsa İstanbul, varlık fonu, kamu bankalarının yönetimindeki değişiklikler, işte bankalar birliğindeki <laughs> değişiklikler vesaire. Şimdi ne oluyor? Ee, ne oluyor derken yani ne olduğu belli. İşte değişiklikler oluyor. Bir kere buna niye ihtiyaç duyuldu oradan başlayalım. Çok net Adalet ve Kalkınma Partisi artık demokrasi oyununu oynamayacak. Bankalarla demokrasinin ne alakası var? Bağlayayım. Buyurun. Ee, Türkiye çok uzun süredir altını çizerek ifade ediyorum. Demokratik düzlemde demokrasinin sınırlığı elimizde kalmış imkanlarına rağmen, yine çok sıkla ifade ediyorum, demokrasinin oksijeni azalmış olmasına rağmen bugün en olumsuz şartlarda bile iktidarın bir kendi adına olumlu netice alabilme imkanı kalmadı. O nedenle Türkiye'yi biraz daha içe kapatarak hedeflerine yürümek gibi bir manası var. Darın tercihlerinin. Tabii son Merkez Bankası Başkanı, daha doğrusu Berat Albayrak'ın istifası, Merkez Bankası Başkanı değişikliği, işte son 4 ayın neticesinde tekrar Merkez Bankası Başkanı değişikliği, iktidarın sahibi bellidir. Sayın Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi mutlak bir iktidar istedi ve mutlak bir iktidarı mutlak sorumluluğu olarak karşımızda. O nedenle hmm. onun sorumluluğunu bir bakana, Merkez Bankası Başkanı veya başkanlarına yükleyerek sorumluluktan kimsenin sıyrılabilme imkanı yok. Türk milleti hiçbir mazeret bırakmayacak şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Sayın Erdoğan'a yetki vermiş, güç vermiş, bütçe vermiş ve hiçbir iktidara nasip olmayacak bir zaman vermiş. Ve bugün nasıl Sayın Erdoğan FETÖ'cülere diyorsa ne istediğinizde vermedik. Bugün Türkiye Türk milleti ifade ediyor, söylüyor. Ne istediğinde vermedik. E netice itibariyle geldiğimiz yer ortada. Zaman zaman tekrar ifade ediyorum. Bir 5 yıl daha verse, bunca zaman yapamadığınız neyi yapacaksınız? Bu ülkeye neyi vaat edeceksiniz? Biraz sonra geniş anlamda kongreden geriye doğru işte ekonomi programıdır, insan hakları, eylem, yani. eylem planıdır. Bütün bunları da konuşmak lazım. İktidarın bu manada Söyleyecek söz kalmamış Program kalmamış Geldiği nokta itibariyle Kendi iddiaları sınanmış ve kaybetmiş e, Salt Orada Millet İttifakı'nın Mukayeseli avantajının da o olduğu Kanaatindeyim e, Bir değerler manzumesi üzerinden Kendi varlığını tarif ediyor Oysa karşı tarafta Cumhur İttifakı'nın merkezinde Bir kişi ve şürekasının iktidarının devamı Kavgası ve mücadelesi var Bu noktada Adal ve Kalkınma Partisi'nin tek bir hedefi var. Var olan iktidarını ister meşru yollardan ister farklı yollardan sürdürmek. İşte tam bu noktada bu tercihler anlamlı hale geliyor. Tabii Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını kötü yönetmiş, kötü kullanmış bir ülke. Zaten programa baktığınızda 2002'de iktidar olduğunda işte Kemal Derviş'in uyguladığı programı konjektürel olarak sıcak paranın dünyada bol olduğu böyle bir dönemde borçlanarak ama o borçlanmayı da bir öncelik sıralamasıyla bir iktisadi kalkınma programı çerçevesinde dünya ile Türkiye'yi bir üreten güç olarak sadece evet. üretmekle kalmayıp artı dünyadan refah transfer eden bir ülke olarak kodlayabilme imkanı varken maalesef böyle bir değişim programı olmadıkları için sadece bu dalganın üzerinde durdular. Bugün geldiğimiz noktada deniz bitti. Türkiye'nin kademe kademe adalet, hukuk, demokrasi bütün bu alanlarda küme düştüğü gerçeği ortada. Akreditasyonlarını kaybetmiş. Ve bugün uluslararası piyasalarda da yerleşik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında sorduğu bir soru var. Türkiye'de sermaye kontrolleri katı bir şekilde uygulanır mı uygulanmaz mı? Evet. Tüm hadisenin geldiği Riskli bir, bir tartışma. Son olarak Avrupa Birliği'nin aldığı kararlar, bu noktada ABD'nin Türkiye ile ilgili tercihleri, bütün bunların da bence bir Manası var. Türkiye ile ilgili var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili var. İşte Buradan baktığınızda e, sanki nasıl öyle bir kötü yönetim ve tercihlerde bulunuruz, sergileriz ki e, toplumda Berat Albayrak bunlardan daha iyiydi dedirtecek acaba bir strateji mi izleniyor diye bir sosyal medyada da paylaşımda bulundum. E, akılla izah edebileceğimiz bir alan kalmamış maalesef. İktidarın son yaptığı kongrelerle beraber de bu beklentiyi yaratacak ne kadro ne fikir manifesto denildiği ortada bir fiyasko var. Bu açılardan bakınca e, yine sosyal medyada da paylaştım Türkiye'nin en büyük yapısal reformu bir iktidar değişikliğidir. Türkiye iktidarı değiştirmediği müddetçe kendi öncelikleriyle ne bulunduğu coğrafyada ne önümüz 3-5 yıllık periyotta kendisine yeni bir boyut ve derinlik katarak önümüz zamanı kuşatabilecek bir siyasi aklı ortaya koyabilme imkanı kalmadı. Şimdi e, aslında e, ilk başladığınız yerden devam edecek olsam şunu sormam lazım. E, evet merkezileştiriyor. E, bütün atamaları. Ya şimdi 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştiriyorsanız bundan sonra bahanesi kalmadı. Evet. E, tam olarak öyle mi ifade ettiniz şimdi tam hatırlamıyorum ama sonuç olarak işte sürekli bir kadro değişikliği Eskiden işte Merkez Bankası sözümü dinlemiyor, faizi artırıp duruyor, düşürmüyor. E Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdik. Sonra Merkez Bankası Başkanı tam tersini yaptı Naci Ağbal. Faizi yükseltti. Bu kez o gitti. Yani Berat Albayrak'a izin verilmeyen şey Naci Ağbal'ın önü açıldı. Sonra Naci Ağbal, Erdoğan'dan bağımsız yapmıyordu herhalde o faiz artırımlarını. Sonra Naci Ağbal da gitti. Şimdi bundan sonra bahanesi kalmıyor diyorsunuz ya. Yani o zaman istediklerini artık atamış oluyor ve bundan sonra Sayın Erdoğan'a her şey yazacak ve bunu göze alıyor. Öyle mi? Daha büyük bir problemimiz var Suat Bey. Yani bir ülkede 83 milyonun kaderi bir ailenin yani aile ilişkilerini konuşmak bizim ne siyasi anlayışımız ama bu ülkenin kaderini ilgilendiriyorsa elbette bu masada konuşacağız. Bir ailenin kendi içindeki kavgaları, rekabeti, yani burada mesele faiz, Naci Ağbal meselesinin özü tamamen bir Naci Ağbal'ın son dakika diyeyim bunları konuştuk. Vehametini konuştuk. Yani ve buna açıklayıcı, tekzip edici iktidar kanadından hiçbir açıklama gelmedi. Bu ülkenin işte keyfi dediğimiz bir rejimin tabi çıktısı olarak Sayın Erdoğan bir gün o gün Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı olarak eski Maliye Bakanı San, Sayın Ağbal'ın sunumuyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerinin swap anlaşmalarının dışında eksi 46 milyar dolar olduğunu öğrendi. Bundan daha büyük vehamet olur mu? Olur. Bugün geldiğimiz noktada e, Sayın Albayrak'ın istifa sürecine giden e, sürecin fitilini e, Albayrak'ın istifa sürecine giden sürecin fitilini Sayın Ağbal ateşlediği için ondan intikam alınıyor bedeli yine millet ödüyor. Şimdi bu mudur? Yani son değişikliklerin... Ben sebebi... temel motivasyonunu yeniden sistemi Sayın Albayrak'ın merkezinde belki bir stratejik geri çekilmeyle bir adım geride ama yine onun merkezinde yeniden bir kodlama süreci olarak görüyorum. İyi ama... Onu da önümüz Bakanlar Kurulu açıklandığında göreceğiz. Siz Sayın Ber Berat Albayrak'ın tekrar bakan olacağını evet, yani görülen program taşların döşenme şekli böyle bir eee öngörüde bulunabilme imkanı veriyor bize. Taşların döşenme şekli derken aslında sizin bu öngörünüzü veya analizinizi destekleyen atamalar var. Ee, Sayın Berat Albayrak'a yakın bazı isimler yeniden kritik Yeni dönüyor. gelen Merkez Bankası başkanının ilk yaptığı iş Sayın Abal'ın görevden aldığı personel yani müdürünü tekrar görevine getirmiş olması. Yani olur. Berat Albayrak dönemindeki evet, ismi. Evet, evet, evet. Yani o zaten çok net. Böyle bir önümüzde kıskaç var. Maalesef Türkiye'nin kaderi, 83 milyonun kaderi bir akıl dışılık içerisinde. Yani e, Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı çıkıp televizyonlara ki nasıl bir stratejidir, yani bir nefret objesi haline gelmiş bir takım figürlerin, e, izah edilemez, tevil götürmez bir zırvalık modundaki bir takım tercihleri, Merkez Bankası Başkanı değişikliğini bir fikir cinnasi olarak değerlendiren, Evet öyle dedi. Ee, yani tamam bu milletin e, keyfiyet ortada ama üstünde de bu kadar tepim mi? ya yani, bu kadar danışmanlarından Cemil Ertem'in sözlerini kastediyorsunuz değil mi? Evet, evet, kastediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, evet maalesef yani orada bir karargahın çöktüğünü olumluları teklif edilebilecek hiçbir e, siyasi kişiliği olan figür kalmadığı, Yani bunun son örneği bence Sayın Ağbal'dı baldı belki bir başka başlıkta konuşulabilir. Biraz Sayın Soylu'nun öyle bir imkanı olduğunu görüyorum. Ee, orayı bırakmayalım. Buradan burayı bir açın da ondan sonra Sayın Soylu ilgili soruları... Yani Sayın Soylu'nun da böyle bir Sayın Erdoğan'ın yanında bir takım konularda farklı fikir edebilecek... bir nefes sahasının olduğunu şahsen görüyorum. Onun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son merkez karar kurulu oluşumu içerisinde de onun dışında da Bakanlar Kurulu'nda da bir politik kişilik, bir siyasal kişilik olarak kendi nefes sahası olan bir figür kaldığı kanaatinde değil. Sayın Soylu... E, Nispeten içindeyim. kendi iştigal sahası ve genel siyasetle ilgili kısmı da olsa onun öyle bir e, sahası olduğu kanaatine erişiyorum netice itibariyle. Hayır, şimdi bu benim açımdan ayrı bir başlıkta ama buradan devam edelim. Ama buraya geri dönmek üzere tekrar. Yani bu Merkez Bankası meselesine, Naci Ağbal'ın git meselesine unutmayalım. Siz de unutmayın, ben de unutmayayım. Ee, bu zaten şöyle de bir görüntü var ya, o, o sebeple zaten sorularımın arasında vardı. Sayın Soylu'nun AK Parti içinde, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ayrı bir siyasi figür, ağırlık merkezi, hatta belki Tayyip Erdoğan sonrasının e, liderliği gibi senaryolar konuşuluyor. Öyle bir etkiden mi söz ediyorsunuz? Ben yani şöyle e, netice itibariyle Bakanlar Kurulu portresine baktığınızda, yani siyasetten gelen, sokakta karşılığı olan, siyasetin o çok yönlü, birinci dairenin de en dış dairenin de rızasını gözelecek bir senkronize üstüple iş faaliyet yürütebilen nitelikteki insan profillerine bakıyorum. Çok sınırlı. Yani işte Sayın Soylu başta, işte Sayın Akar'ın müstakil bir pozisyonu var. Kısmen Sayın Çavuşoğlu, kısmen Sayın Gül Adalet Bakanı ama onun dışındaki figürlerin zaten dillendirilen önümüzdeki süreçte daha fazlasıyla siyasi karakteri olan bir bakanlar kurulu maalesef işte bu keyfi rejim dediğimiz sınırsız yetki sıfır denetim mekanizması talep etti. Bunda milletimiz tartışmalı bir referandumda olsa bugün fiilen resmen uygulanan bir sistemde bu yetkilere Sayın Erdoğan erişti. Eriştiği günden itibaren Türkiye maalesef daha aşağıya doğru giden bir trend içerisinde bütün parametrelerdi. Bu açılardan bakınca Yerel seçimler, genel seçimler Sayın Soylu'nun Tayyip Erdoğan'ın dışında sokakta karşılık yaratabilecek, hareketlilik yaratabilecek yegane siyasi figür gibi orada duruyor. Ee, tabii süreç Türkiye'nin daha güvenlikçi PKK ile mücadele ee, İçişleri Bakanlığı'nın e, faaliyet sahası Türkiye'nin içine düştüğü dini, milli, hamasi iklim e, en temel kolonlarından birisi e, terörle mücadele haline geldi. Orada Sayın Soylu'nun İHA'lar, SİHA'lar bütün bunları da yanına koyduğumuzda bir olumlu algısı var. Buradan da kaynaklı olarak Sayın Soylu'nun öyle bir hareket sahası olduğunu şahsen düşünüyorum. Peki Hale Selef ilişkiniz de var sonuçta Sayın Süleyman Soylu'yla. Sayın Süleyman Soylu bağımsız ayrı bir siyasi figür olarak var olabilir mi? Erdoğan sonrasının mesela taşıyıcı gücü olabilir mi? Sayın Soylu'nun kimi açıklamaları var. Yani kendisinin ancak ve ancak Sayın Erdoğan'la beraber siyaset yapacağı. Tabii bugünden olmaz kati hükümler verebileceğimiz bir Türkiye portresi yok. Türkiye'nin önümüz seçimler, Türk demokrasisinin en zor sınavı, en kritik seçimi. Ee, Sayın Erdoğan, eğer demokrasinin pek çok tarifi var ama kısaca kavgasız, dövüşsüz iktidarın el değiştirmesi ise bu iktidar değişiminin alternatif maliyetini azami noktaya çıkarmak için özel bir çabası var. Hı. E, burada ben yine Sayın Erdoğan'ın elindeki siyasi aktörlere baktığınızda en kullanışlısının ve e, toplumsal kabulü olan e, yegane aktörün Sayın Soylu olduğu kanaatindeyim. E, Sayın Soylu'nun AK Parti sonrası Erdoğan sonrasını hazırlandığını düşünüyor musunuz? Yani siyasette, görüşüyor Sayın Soylu? E, zaman zaman görüşüyoruz. Yani bugün ilişki kendisinin... devam ediyor. Elbette yani geçmişten, aynı gelenekten beslenmiş, yetişmiş insanlar olarak e, sorumluluklar var, bizim sorumluluklarımız var. Zaman zaman bu manada e, genel olarak ülkeyle ilgili fikirlerimizi de zaman zaman paylaşıyorum ama kendisinin siyasi tercihi ortadadır. Onun ötesine de geçip bir yorumda bulunmak istemem. Peki, Demokrat Parti'ye dönmek isterse? Yani bunlar çok farazi e, işler. E, yani bugün Türkiye'nin Zaman zaman bizde vardır, sağda da vardır, solda da vardır hmm. geçmişte. Rahmetle yad edelim, hani sağda İsmet abi formülü, solda Hikmet abi formülü. Allah selamet versin, ben de çok saygı duyarım Sayın, Hikmet, e, Çetin. Hikmet Çetin Bey'e. E, ama Türkiye'nin artık bu tür e, geçiş formülleri değil, Türkiye'nin çok esaslı e, lider kadrolara ihtiyacı var, esaslı siyasi programlara var. Bugün sadece Türkiye'nin çok net meselesi iktidar değişimi değil kurucu bir akla, kurucu bir programa ihtiyacı var. Çünkü bütün alanlarda e, sistematik bir çöküş var. Biz sadece ekonomi, Merkez Bankası, faiz oranları, e, kur hatları üzerinden bu çöküşün, iktisadi suyun üstüne vuran kısmını konuşuyoruz. Bugün Türkiye'de e, eğitime erişimi olamayan, işte pandemi ortamında 2 milyona yakın insanımız var, çocuğumuz var, evladımız var. Bunları konuşmuyoruz. Yani bu ülke iktisadi olarak sizle de konuştuk. Çok açık bir sefalet var bu ülkede. Bütün buralardan bakınca meseleyi sadece konjektürel bir değerlendirme olarak değil, Türkiye'nin bulunduğu tarihi eşik, ben çok tarihsel bir bakış açısıyla da ifade ediyorum. Yani tanzimatta, meşrutiyette, ikinci meşrutiyette, cumhuriyette, çok partili hayat, bu bahsettiğim tarihi eşikler gibi Türkiye'nin de bulunduğu bir eşik var. Bu sürecin içerisinden iki asırlık modernleşme çizgimiz içerisinde bu millet kadrolarını hep ortaya çıkarmış ve bu krizleri aşmıştır. Bugün de Türkiye'nin önündeki en büyük sorumluluğun her zamankinden daha fazla, dünyanın daha kompleks ilişkiler, daha kompleks aktörler, faktörler, bütün bu bileşenleri çok bilinmeyen denklem içerisinden çıkacak bir siyasi aklı ihtiyacı var ki hepimiz bir sağduyu içerisinde bu aklı oluşturmak için ortaya fikirlerimizi koyuyoruz, irade koyuyoruz. Peki yani bu Eninde sonunda geleceğiz gene ekonomiyle ilgili meselelere ama bu madem buradan girdik. Şimdi burada çıkışı e, <laughs> nerede görüyorsunuz? Türkiye'de merkez, yani siyasetin kendi e, literatür içinde konuşacak olursak Demokrat Partisi'niz. İşte tarihsel olarak, geleneksel olarak merkezi temsil etme merkez iddiasındasınız. Evet merkez sağ temsil etme iddiasındasınız. Şu anda orada bir boşluk görüyor musunuz? Şöyle iki milletvekilisiniz. E, yanlış bilmiyorsam da baktığımda 432 bin de üyeniz evet, görünüyor. Evet. Aslında pek çok partide olmayan bir üye sayısı. Evet. Ee, üye sayısına mütenasip oy aldığınızı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Tabii Türkiye'nin yaşadığı bir alt üst oluş var. Bu alt üst oluş içerisinde en fazla da bizim geleneğimiz etkilen. Tabii geriye doğru götürebiliriz. Yani 12 Eylül Türk sağı, Türk solu için adeta bütün kadroları terhis etti. Yasaklar, partilerin kapatılması, ...kademe kademe vuruşla yani 12 Eylül rejiminin işte %10 barajı koyarken iki temel hedefi vardı. Bir tarafta etnik bölücü hareketlerin önüne baraj koyalım. Diğer tarafta da bunun içerisinde irtica diye ifade edersek dini referansı siyasetin önüne baraj koyalım. Bugün Türkiye portresine baktığınızda tüm bu faktörlerin çok daha etkin hale geldiği... ...daha da büyüdüğü bir sosyolojiyle buluşması var. Biz gelenek olarak netice itibariyle... Rahmetle yad edelim yani bir parantez belki Süleyman Demirel'e ismini açmak lazım. Kamuoyuna da yansıtmaya çalışıyoruz. Hakikaten Türkiye'nin o tarihsel çizgi içerisinde büyük Atatürk'le beraber ortaya konmuş bu ülkenin, bu milletin tarihi yürüyüş içerisinde büyük hizmetleri vardır. Bugün daha da anlamlandırıyoruz ama anlamlandırmayanlar da var. Bu... Kendilerine göre yeniden tarihi yazmak, tarihi sanki bir alakart memni olarak işimize gelenleri alırız, işimize gelmeyenleri almayız. Selçuk Üniversitesi'nin kurucu belgesinde imzası olan Sayın Demirel'in ismini bir rektör çıkmış Selçuk Üniversitesi'ndeki bir binadan silme teşebbüsü. yani Bunlar çok anlamsız işler. Yani eğer bir hesaplaşma ise Sayın Demirel'in çizgisinin temsilcileri de ortada, fikirleri de ortada, icraatları da ortada. Siz gözlerinizi kapatsanız da Hani güzel bir sözü vardır. Hakikat güneş gibidir der. Gözlerinizi kapatsanız da gözleriniz içinde sizler. işte o hakikatleri görürsünüz. Anadolu'nun neresine giderseniz gidin. Kıt kanaat imkanlarla bu büyük ülkenin kurucu altyapısını kurmuş. Demir çelik sanayinden, çimento sanayine, petrokimya sanayinden pek çok başlıkta ülkenin demokrasitik kalkınması da dahil olmak üzere o mücadeleyi görürsünüz. Ama hem yetkililere hem rektöre hem valilik düzeyinde yerel teşkilatlarımız bizde de genel merkez olarak diğer alanlarda bütün bu yanlışlığı ifade ediyoruz. Böyle bir çarpıklık var Türkiye'de. Tabi devlet ele geçireceğiz diyerek bakarsanız işte ele geçireceğiz diyerek çıktığınız yolda 15 Temmuz günü Türkiye kara günleri, kara ayları kara yılları unutalım derken yeniden bir darbe teşebbüsüyle kendi elinizde bırakırsınız. Genel merkezinize de Atatürk'ün resmini asmak zorunda kalır. Bu gerçeği öğrenirsiniz. Ama Türkiye'nin böyle bir pahalı tecrübeye ihtiyacı var mı derseniz yok. Oradan dönersek yani sorunuzun özü Demokrat Parti olarak bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan şey siyahla beyaz arasında sıkışmış, mahallelere sıkışmış, kimliklere sıkışmış siyaseti açmak lazım. Yoksa burada güncel gerçek gündemini maalesef konuşamıyoruz. Bir takım değerler üzerinden bir yayılım var, değerler üzerinden bir rekabet var. Tarihi de getirip cephane olarak siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirirsiniz. Milli değerlerinizi de getirirsiniz. Dini değerlerinizi de getirirsiniz. Çünkü böyle bir çıkmaz sokağa girdi. O nedenle bizim hem tarihsel kimliğimiz, geçmişimiz yeniden e, merkez tabirini ifade ettiniz. Yani literatürde de tarifi odur. Toplumun en geniş ortak paydası. Bu ülkende en geniş ortak paydası bellidir. Dini, milli, cumhuriyetin değerleri ve demokrasinin değerleridir. Biz bu alanı yeniden inşa etmediğimiz müddetçe ancak konjektürel bir takım yapılanmalarla, programlarla, kadrolarla günü geçiştiririz. O sıkıntıları atlatırız ama Türkiye'nin e, siyasetin sağlıklı bir mecrada işlemesinin yolunu açabilmek bizim bulunduğumuz bu alanı yeniden yapılandırmaktan geçiyor. Tabii Türkiye'de e, herkes 12 Eylül milat kabul eder ama ben bir tık geriye doğru gider. 24 Ocak kararlarıdır. Altyapının üst 24 yapıyı Ocak, belirlediği 1980. Ekonomik altyapının değiştiği, demografinin değiştiği, köy-kent dengesinin değiştiği, iletişime ulaşıma erişilebilirliğin değiştiği portrenin üzerine yeni bir toplumsal yapı geldi. Ve bu toplumsal yapı adeta e, siyasetin toplumsal tabii bitki örtüsünü yıkarcasına bir unsur. Mutasyona uğrayarak bugünlere kadar geldi. Süleyman Bey'den basla, başladık o sözü ifade etmek için. Gelenek için öyle derdi. Doğruluğu ispat edilmiş çizgi derdi. Biz de ölçüleriyle, doğruluğu ispat edilmiş çizgisiyle bu ölçüleri bugün çıkmaza girmiş Türkiye'de yeniden söyletebilmek adına bir mücadele içerisindeyiz. Elbette Anadolu'nun her noktasında biraz evvel ifade ettiğimiz gibi nüfusun %93'ü şehir merkezleri, metropoller, ilçe merkezlerinde yaşar hale gelmiş. Talepleri farklılaşmış. Biz de bu yeni taleplere uygun hem örgütlenme modelimizi hem söylemlerimizi, temel referanslarımız sabit kalmak kaydıyla bir çaba içerisindeyiz. Şimdi Türkiye çıkmaz sokağa girdi diyorsunuz. İşte çeşitli seçim yasası hazırlıkları, daha doğrusu seçim yasasında farklı e, değiştirme arayışları, e, daha fazla milletvekili kazanabilme, şimdi buraya gelen bütün konuklarımızın başka programlar içinde geçerli. Evet Türkiye bir çıkmaz sokakta iktidar gitmemek için bundan sonra bu tür manevralar yapacak şeklinde. E, Sayın Erdoğan'a bir çıkış yolu gösteril, gösterilmesi e, gerekir mi? Yani buradan çünkü çıkılmayacağını söylüyorsunuz hepiniz. O zaman nasıl bir çıkış yolu gösterecek veya siz nasıl bir çıkış yolu üreteceksiniz? Tabii yani Sayın Erdoğan'ın zorluğu ortada açıkçası. Psikolojisini de analiz ettiğinizde e, demokratik değişimin maliyetini artırma gerekçesi ortada. Kendisinin bir yargılanma korkusu var netice itibariyle kurucu liderlerimize bakalım. Görevleri dolmuştur. De sayın Demirel, Sayın Erbakan, Sayın Ecevit, rahmetle iade edelim Sayın Mesut Yılmaz. Başbakanlık yapmış Sayın Çinliler. Neticede bu ülkede yaşıyor. Kendileri biz yaptıklarının bir kısmını biliyoruz ama kendileri mutlak manada neler yaptıklarını biliyorlar. Ülke Kim için olan söylüyorsunuz? İktidar için söylüyorum. Hı. İktidar dar çerçevede. E, o açıdan ııı e, Türkiye ile kendi risklerini eşitlediler. Kendi varlıkları e, kaçınılmaz bir kadere dönüşsün diye. Ama bugün attıkları adımlarla beraber ülkenin riskini kendi risklerinden daha da büyüttüler. Böyle bir çaba var. Hani e, öğrenciyken sorduğun soruya karşılık olarak aklıma gelen Allah selamet versin Ergün Özbudun hocamızdan bir ders almıştım. Demokrasiye geçiş modelleri diye. Ee, en az maliyetle bir geçişi, Türkiye'de bugün demokrasiye geçiş programıdır aslında bizim konuştuğumuz. Bugün demokrasinin, e, yani Türkiye zaten Adalet ve Kalkınma Partisi şöyle bir tercih yaptı. Artık bir melez demokrasiden, demokrasinin yarı işleyen usulleri, esasları, imkanlarını da yok edecek bir şekilde. Tamamen otokratik bir dönüşüm e, için seçimin adeta bir usulü tamamlama işlemi haline gelme riski var ifade ettiniz. Yani seçim yasası, siyasi partiler yasası, yüksek seçim kurulunun illerde il seçim kurulu başkanlarının en kıdemli olması değil, doğrudan yüksek seçim kurulu üzerinden adeta bir kolluk inşa eder gibi bir takım düzenleme teklifleri konuşuluyor. Bütün bu başlıklardan bakınca Türkiye'de zaten çok temelde bir rekabet var ama ben bunu iktidarın başarabileceği kanaatinde değilim bütün olumsuz çabalara rağmen. Türkiye'de demokrasinin şuuruna erişmiş, birey olmuş, vatandaş olmuş, alın terini piyasada emeğiyle kazanan, e, üreten, vergisiyle devleti finanse eden bir verimli, üretken, vatandaşlık şuuru içerisinde olan kesim ile tamamen iktidarın çok çarpık bir şekilde organize ettiği, rehin aldığı, yoksulluğa mahkum ettiği, kadrolu seçmen haline getirdiği önemli milyonlar var. Öbür tarafta ne kadar dini örgütlenme varsa ki, bugün attıkları adımlar İstanbul Sözleşmesi'nde dahil olmak üzere dini milli hamasi bir set oluşturmaya çalışıyor. Önümüz seçimin her seçimi referandum haline getirerek bu zamana kadar kazandığı düşüncesindeler ama iddialı bir şey ifade ediyorum. Bundan sonra bu stratejileri kendi aleyhlerine işleyecektir. Her referan, her adım bundan sonra bir referanduma dönüşmüştür zaten. Bu açıdan bakınca bu süreçlerde iktidarın e, her neyi yaparsa yapsın, e, ve iki şeyi yapmadan seçime gitmeyeceği kanaatini ifade ediyorum çok uzun süredir. Nedir o? Bir, seçim kanunu yani alan sınırlamındırmasıdır, ittifaklardır, barajlardır bütün bunları hesaplamayla ama siyasi tarihimize baktığımızda bu niyetle çıkmış olanların da ne netice aldığı ortadadır. İkincisi ise çok radikal bir şekilde toplumsal iklimi, toplumsal dinamikleri toplumun karara verme parametrelerini derinden sarsacak bir iklim değişikliği icra etmeden bu iklimde gidilecek seçimin neticesi ortadadır. O açıdan ben kontrollü bir şekilde maalesef yani devletin gücü kolluğu imkanları elimizde biraz İstanbul seçiminden itibaren Kanal İstanbul denilmesinin işte minarelerden ezan yerine şarkılar söylendi denilmesinin bir takım işte siyasetin değil mi yani rekabet içerisinde söz yarışmıyor maalesef. İşte sizin programcılarınızdan birisi bile kapının önünde e, fiziki şiddetle karşı karşıya kaldı. Böyle bir boğucu iklim var önümüzde ama ben Türkiye'nin sağduyusunun bunu aşacağı kanaatindeyim. Ee, tabii bir taraftan sizlerin görevi siyasetçiler olarak söylüyorum. Yani topluma bu nasıl aşılacağı işte sonuçta az önce siz de örnek verdiniz. Ee, işte İstanbul seçimleri tipik bir örnek işte. Bir seçim, arkasından ikinci bir seçim. Tekrar bunlara tevessül edilir mi? Düşünürüm edebilirler. Musunuz? Aslında Türkiye'de çok 6 Mayıs YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenme kararını verdiği tarihidir. İktidar içerisinde de bir dönüşümdür. Tarihi milattır. Milli irade diyen, bunu bayraklaştıran değil mi? Böyle bir retorik üzerinden propagandasını yapan iktidar. Geçmişte Milli Şef Dönemi için tarif yapılırdı. Yani sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, artı üniversiteler, eşit artı CHP, eşittir iktidar formülü. Şimdi bu CHP'nin yerinde Milli Şef Dönemi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi var. Yasakan'ın hangi gerekçelerle o kararı aldığını biliyoruz. Netice itibariyle bunu Türkiye çok konuşmadı. E, yıl dönümlerinde de konuşmadı. Tekrar tekrar bu mesele üzerinden bir demokratik setli inşa etmek lazım. İktidarın hedefi belliydi. Yani İstanbul'u adeta karantinaya alırcasına bir baskı uygulamak. E, kolluk gücü, kamu gücü, imkanları. Onun neticesinde de e, parti pratiği bilen insanlarımız bilirler. Sandık başında itiraz etmezseniz seçim kurullarında sandıkları açıp tekrar sayamazsınız. Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci yenilenen seçimde İstanbul her sandığa itiraz etti. Ama fark 800 bin çıkınca yani o mesele üzerine gitmediler. Bütün bu denemeler önümüz süreç içerisinde tabii insanlarımızı olumsuz bir fikre sevk etmek değil, durumun ciddiyetini ifade etmek için bunları söylüyoruz. Ben Türkiye içe kapatamazsınız. E, referandum döneminde e, çok anlamlı bulduğum için anlatmak isterim. Denizli ilimizde işte sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Orada da bir sendikamızı e, ziyaret etmiştik. Orada bir öğretmen e, çıktı ve şunu dedi. Şu elinde akıllı telefonu olan bu referandumda gidip evet oyu vermez. Dedi. Ondan kastı şu yani Türkiye alternatiflerini bilen bu kadar iletişim erişiminin olduğu bir ülkeyi kapatabilme şansınız yok. 30'lu 40'lı yıllarda bunu yaparsınız. Ama bugünün şartlarında bu iktidarın bu derece toplumsal bütün sağlara domine edecek bir şekilde bir mekanizmayı kuruyor olması zaten çok şaşırtıcı. Burada çöken sadece siyaset değil. Kuruyor ve kurabiliyor e, olması. Olması, bunu deniyor olması, netice alabiliyor olması kısmen. E, tabii değişen şartlar var. Türkiye'de maalesef e, siyasetin de burada, muhalefet siyasetinin de burada çok önemli bir pozisyonu var. Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen en e, ister lehlerine yazacak kamuoyu araştırmalarında bile, kendilerinden başka bir iktidarı görmemiş gençlerde bile en az oyu alan... E, Siyasi hareket haline geliyorsanız şapkayı önünüze koyup konuşmanız lazım. Tartışmanız lazım. Türkiye'yi boğamazsınız. Yani netice itibariyle Türkiye bugün ekonomik büyüklüğü, demografisi, e, uluslararası denklem ve ticaretteki yeri, iletişim, etkileşim, böyle bir coğrafyayı nasıl içe kapatacaksınız? Yani sizin artık somut modeller koymanız gerekmez mi? Şimdi sonuçta size haksızlık ediyor olabilirim. Parlamentodaki sandalye sayısı itibariyle söylüyorum sonuçta ama e, bir geleneğin temsilcisisiniz. Dolayısıyla şu şu an burada anlattığınız şeyler e, <laughs> Gültekin Uysal olarak konuşmuyorsunuz. Bir partinin genel başkanısınız <laughs> ve bir geleneğin temsilcisi olarak konuşuyorsunuz. Yani iktidarın işte yaptıklarını sıralıyorsunuz. E, fakat anlıyorum işte bir blok şeklinde de hareket ediyorsunuz <laughs> ve halk da bunu görüyor ve buna da tasvip etti öyle ya da böyle. İşte sonuçlar alıyorsunuz bu hareket tarzıyla. Ama artık şu aşamada değil miyiz? Anlattığınız örneklerden dolayı söylüyorum üst üste konulduğunda. Artık somut bir şey söylenmesi lazım. Çıkış ne? Yani eleştir, temel eleştiri şeyi noktası şu. Muhalefet bekleyişte, pasif bir bekleyiş içinde ve genel olarak bir araya gelemiyor. Genel olarak demeyeyim. Bazı böyle dönüm noktalarında bir araya gelemiyor. Bunu aşmadıkça muhalefet her konuda... Asgari müşterekleri belirleyip bunu aşmadıkça bu tıkanmayı nasıl olacak ki? Hem çözüm yok çıkma sokağa gidiyorsunuz hem de çeşitli konularda daha minimal kaygılarla bir araya gelemiyorsunuz. Tabii orada iktidar mukayesinde şöyle bir avantajı var gibi görünüyor. Zaten bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde de bu varsayım üzerine kurdu. Bir, muhalefet çok parçalı. Hiçbir şekilde yan yana gelemez. Derin fikir ayrılıkları var ama Türkiye'de uygulanan basınç ve içe kapatma teşebbüsü ortak paydalar inşa etmeyi hepimiz için bir mecburiyet haline getirdi ve inşa edildi bu. Bugün ifade ettiğinizi anlıyorum. Yani çok vatandaşımızdan da insanlarımız siyasal tercihlerini değiştirirken kuvvetli bir sahike ihtiyaç var. Bu da bir kazandıklarını kaybetmeyeceğine dair, iki yarına dair ümitle bakabileceği kadro derinliği, fikir derinliği ve program derinliğini ortaya koymak lazım. Temel değerler etrafında biraz evvel yine konuşurken ifade ettim. İktidarın tek bir hedefi var. Bir kişinin iktidarını devam ettirmek. Ama muhalefetin demokrasi ve adalet şemsiyesi altındaki ben milli güvenliğimizin de teminatıdır bu kavramlar. E, bu noktada e, Türkiye'nin bir sistematik hata veren siyasal mekanizması var. Bu mekanizma üzerinden itirazımızı gerçekleştirerek tüm bunların ekonomik sahada, siyasal sahada, toplumsal sahadaki yansımalarını ben önümüzdeki süreç bütün bunları inşa etmek, toplumun önüne çok somut programlarla beraber koymak gerekir. Biz kendi adımıza 1 Aralık 2019 yılında genişletilmiş temsiller meclisimizde Türkiye'nin önüne 1947 hürriyet misakından da referanslı bir demokrasi misakı olarak 5 maddede aslında özünü ifade ettik. Hani bugün sloganlar düzeyinde zaman zaman tartışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi olsun işte kuvvetlendirilmiş parlamenter demokrasi Özü belli demokrasi eşittir, kuvvetler ayrılığı. Bunu teminat altına almak. O gün de itirazımız aynı şey. Devlet başkanlığı ile parti başkanlığı ayrılsın. Türkiye'de bugün hukukla ilgili, insan hakları ile ilgili, ekonomi ile ilgili hangi adım atarsanız adın. <laughs> istinat noktasını HESAKA'nın yapısına koymadığınız müddetçe atacağınız hiçbir adımın karşılığı yok. O nedenle bunu da 5 madde ile siyasetin gölgesinin üzerine düşmeyeceği, kontrolünden çıktığı bir yapılanmanın olması. <laughs> Üçüncüsü siyasi partiler yasası. Biz milli iradenin çok sağlıklı bir şekilde kademe kademe büyük millet meclisine, yerel parlament, yerel belediye meclislerine, il genel meclislerine yansıyacak mekanizmayı kurmadığımız müddetçe bugün Türkiye'de çok temel bir problem var. Milletten yetki alan milletvekilleri her gün büyük millet meclisinde milletin aleyhine kanun çıkartıyoruz. Milletin aleyhine düzenlemeler yapıyoruz. Netice itibariyle milletvekilinin seçim bölgesi siyasi partilerin genel başkanlarının odası haline gelmiş. Bu açıdan bir üyeliklerin seçim kurullarında teminat altında alındığı, ön seçimin şart olduğu, tercih sisteminin olduğu bir mekanizmayı öngörüyoruz. Tüm bu mekanizmayı tarif etmeden, ister güçlendirilmiş, ister cilalanmış, ister parlatılmış parlamenter demokrasi demenizin de bir manası olması. Ama daha somut şey mesela ee, bir örnek bitirin isterseniz, belli ki orası sizin açınızdan evet, bütünlükle anlatılması yani, gereken. İkincisi bir yer. demokrasi ikliminin olması, işte nefes alıp veriyoruz zaman zaman. Aktive olarak sizler de bunlara muhatap oluyorsunuz cezalara. Bağımsız kurullar yani bugün Türkiye'de sözümüzü ifade edebilmemiz için bu kürsüler olması biz nasıl sesleneceğiz? Rütük'ten, Basın İlan Kurumu'ndan, Anadolu Ajansı'ndan ve TRT'den başlayarak e, buraların yani mesela işte ülkenin en temel veri verisini üretecek Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne uluslararası camiada inanç kalmamış buraları bağımsız hale getirecek bir program. Bütün bunlarımızı biz demokrasiye geçiş programı olarak Türkiye'nin önüne koyuyoruz. Elbette bunun, bütün bunların yayılımında ifade ettim. Türkiye önümüz 3 veya 5 yıllık periyod içerisinde yeni yeni güç merkezlerinin yükseldiği böyle bir dönemde demokrasinden hukukuna, ekonomisinden eğitim sistemine bu çağı yakalayacak, Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkaracak bir programla buluşturamaz ise her zamankinden daha fazla müdahalelere her zamankinden daha fazla dışarısından etkilenileceği bir iklime de gireceği şart. Şöyle e, ikide bir hani size de haksızlık etmek istemem diyorum ama bir kez daha söyleyerek bir şey daha sorayım. Daha somut, daha spesifik e, örnekler verilmediği sürece e, her siyasi parti bunları dinliyoruz. Hepimizin tabii ki nüansları var. Kendi projeleri var. Dinliyoruz derken şunu kastediyorum. Örneğin bir milletvekilinin milletvekilliği düşürüldü. Siz bir geleneğin temsilcisi olduğunuz için iki de bir size bunları yöneltiyorum He. aslında. O yüzden haksızlık yapmak istemem diyorum. Çünkü iki milletvekiliniz var ve siyaseti yönlendirecek bir sayıya sahip değilsiniz. Bu, bu sebeple kişisel olarak sormuyorum aslında. Olurum Biraz da var. siyaset bilimi okumuş, bir partinin başında bir bulunan biri olduğunuz için soruyorum. Ya bir milletvekilinin hangi partiden olursa olsun bir milletvekilliği düşürülüyor ve örnekler var. İşte Enis Berberoğlu kararı var vesaire. Açık bir şekilde e, gayri usulü bir işlem yapılıyor. Usule uymayan bir işlem yapılıyor ama burada işte o mesela okunurken parlamentoda pek çok insan bulunamıyor, bulunmuyor. Pek çok parti orada bulunmamayı tercih ediyorlar. Veya bir partiye kapatma davası açılırken burada ortak bir tavır gösterilemiyor. Bu spesifik tavırlar gösterilmediği sürece Son derece e, kapsamlı evet. programlar koysanız ne olur? O, koymasanız ne olur? Burada işaret bu, ettiğiniz yüksek yer... kanaatlerim olarak söylemiyorum. Halktan dinlediğimiz şeyleri tabii. anlatmaya çalışıyorum. Vatandaşımızın talebi çok net. Yani doğru şeyleri, doğru insanları söylemesi bugün yetmiyor. Sadece doğru şeyleri düşünmek değil. Bir heyecan dalgası toplumda uyandırmak lazım. Tamam yani mesela bu... Somutlayayım mı? Kusa bakmayın sözünüzü kesiyorum. Eee siz meclisin bir, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldüğünde kendi kişisel şahsi kurumsal şahsiyetine yeterince e, sahip çıktığını düşünüyor musunuz? Büyük Millet Meclisi'nin evet. hiçbir şekilde sahip çıktığı kanaatli değilim. Öncelikle zaten e, Sayın Berberoğlu kararı yani bu kararı tabii. alırken işte tabii, Gergerlioğlu ilk değildi çünkü. E, bir yanlışı yaptınız. Anayasa Mahkemesi'nden döndü. E, adeta bir düşman hukuku uygularcasına. Ama maalesef Türkiye'de iktidarın da yaptığı, toplumu da enfekte ederek, siyasal iklimi enfekte ederek, iktidarın zaten biraz evvel böyle bir sisteme geçerken, hedefini söylerken muhalefet çok parçalı. Herkesin farklı öncelikleri var, beslendiği farklı fikir havzaları var. Yeni milli hamasi iklimde e, muhalefet ayrışsın. Bütün bu krizleri aslında bunun için bir sigaya çekme, sınava çekme bütün bu açıdan da vesile ediyor. Yani iktidar kendi sınavını verememiş, muhalefeti sınava çekecek. Yani böyle bir şey. Bahsettiğiniz çerçevede elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi biraz evvel sıralarken 5 maddenin içerisinde de en önemlilerinden birisi. Bir parlament olur mu ki? Kendi varlık sebebini tartışmaya açsın ve referanduma götürsün. Biz 16 Nisan referandumuyla beraber meclisin varlık sebebi parlamentoların bütçe hakkıdır. Bütçe hakkını netice itibariyle e, şüpheli hale getirdi. Yani Parlamenter sistemde meclisten bütçe geçmesi bir gen soru niteliğindedir. Hükümet düşer. Oysa bugün bütçe geçmese, o parlamento bütçe üzerinden siyasi önceliklerini, mali denetimi, bütün bunları bütçe üzerinden yapar. Evet. Ee, bütçenin, bütçe hakkını iade etmiş bir parlamento buraya geldiğinizde elbette yol olur. Sayın Berberoğlu kararında da, Sayın Gergerlioğlu kararında da. Biz parti olarak da, Ordu Milletvekili'miz Sayın Engin da Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısıyla da ifade etti. Onun dışında televizyonlarda da ifade etti. Biz de ifade ediyoruz. Yani e, o yayını yapan e, internet sitesine soruşturma açmayacaksınız, yargılama yapmayacaksınız. RTE'den eden bundan dolayı e, tek çok kişi de varken e, cezalandıracaksınız. Tabii Türkiye'de çok temel bir problem iktidarın zamana şarta göre Türk ceza kanunu uygulamaya kalkarsanız, iktidara yakınlığınıza uzaklığınıza göre Türkiye'de böyle bir mekanizma maalesef işliyor. Ve her geçen gün yargıdır deyip ne yapalım Türkiye Cumhuriyeti hakimleri böyle karar vermiştir diyerek kabul etme işini, eşiğini, milyonların sisteme yabancılaşma eşiği her geçen gün geçiliyor. Türk yargı sisteminin bütün çarpıklığına rağmen milletimiz verdiği kararlara yanlış da bulsa saygı duymaya bu zamana kadar devam etti. Ama öyle bir eşiğe geldik ki toplam bir değerlendirme yapıyorum. Artık bunu kabul etmeyeceği bir eşiğe gelmiş durumda. O açıdan bugün politize edilmiş kurulan mekanizma itibariyle HSK, Hakimler Savcılar Kurulu'nu ifade ederken de öyle bir sistem kurduk ki ne yapalım kardeşim Türkiye bir takım meydan okumalarla karşı karşıya kuvvetlerin uyumu diyerek biraz evvel o melez demokrasi anlayışından kuvvetler birliği anlayışına geçecek iktidarın bir perspektifi var. Ve kademe kademe imkan bulursa bunu uygulayabilir. Pek çok aslında yerde de o kuvvetler birliği işliyor. işliyor. Spesifik bazı örnekler. Çünkü mekanizmaları kurmuşsunuz. O bir kişi parti genel başkanlığı ile meclisi belirliyor. O bir kişi kurduğu mekanizmalarla HSK'yı, yüksek yargıyı, Anayasa Mahkemesini büyük ölçüde belirliyor. O bir kişi zaten yürütme yetkisi sınırsız bir şekilde imkanları. Yine spesifik bir şey sorabilir miyim? O da şu. Genç bir siyasetçisiniz. Yine vurguluyorum bir geleneğin temsilcisiniz. Şimdi bir partiyle ilgili kapatma davası. HDP'den söz ediyoruz. Bunu e, tabii ki HDP'ye dönük eleştirilerinizi de biliyorum. Bundan ağrı olarak soruyorum. Bir partinin kapatılması. Buna toplamda hepiniz karşı duramadığınız sürece veya böyle bir ortak tavrı net bir şekilde koymadığınız sürece doğal olarak az önce sözünü ettiğiniz yerde devam edilmeyecek mi? Çıkmaz sokağa gidiliyorsa, bir tünele girildiyse orada devam, ed devam edecek. Mesela siz... Merkez sahada siyaset yapan Demokrat Parti'nin genel başkanı olarak HDP'nin kapatılmasını, HDP'ye dönük eleştirilerinizi ayrı evet. bir yere koyarak söylüyorum. Ee, doğru buluyor musunuz? Şunu çok nefret ifade ediyorum. Yani biz Türk siyasetinin demokrasinin imkanlarından yararlanarak siyaseti zehirleme hiç kimsenin hakkı yok. Tamam. Ya bütün bu gerekçelerimizi, sınırlarımızı elbette siyasi partilerle ilgili biraz evvel konuştuk 12 Eylül'ü değil mi? 27 Mayıs sonrasını partileri kapatırsınız, o sosyoloji yerinde duruyorsa başka bir e, tüzel kişide bulunur. O sosyoloji uyuyor. yeniden yeniden üretiyor Devam partiyi. Devam eder. E, tabii Türkiye'nin özellikle işte HDP çizgisinin pek çok kapatmaya da muhatap olmuş. Bugün e, ben Diyarbakır'da Diyarbakır annelerin ziyaretimde de çok medeni bir şekilde, açık bir şekilde ifade ettim. Yani bir siyasal parti millete sırtını dayar. Yani terör örgütlerine dayamaz. Tabii bu noktada iktidarın açmazı, Türkiye'yi de içine soktuğu açmaz. E, o gün iktidarla birlikteyse, yani çok net bir soru var. Bugün HDP, iktidarın politikalarını desteklese, Sayın Erdoğan'ı başkan yaptırtacağız dese, bu kapatma davası açılır mı? Açılmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii artık hepimiz biliyoruz. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Yani elementer düzeyde siyaset içerisinde olan insanlar bile biliyor. Tabii biraz evvel de söyledim. Kanunları siz ihtiyaçlarınıza göre, zamana göre, şartlara göre kişilere göre uygulamaya başlarsanız netice itibariyle böyle bir sonuç çıkar. Elbette demokratik düzlemde hiç kimse bir siyasal partinin kapatılmasına cevaz veremez. Demokratik düzlemde siyaset yapan siyasi aktörler olarak. Elbette burada biraz evvel de söyledim. Yani ben iktidarın e, MHP'nin de baskısıyla Birinci önceliğini kapatmak değil, kapatma gündemi üzerinden siyasal alanı enfekte etmek, seçime kadar bütün bunların konuşulması. Yoksa Danayasa Mahkemesi bir süreç işletecek, bu zaten bugünden yarına bir netice verecek bir yargılama süreci falan da değil. Orada pek çok iddia var, bu iddiaların partinin savunması var, zaman alacak bir şey ama bu tartışma üzerinden siyasal iklimi kendi mukayeseli üstün olduğu bu alanda, o alana çekmek bu dertleri unutturmak ama e, tabi Türkiye'de öyle hadiseler yaşanıyor ki bu narkoz eşiğinin bile üzerine çıkmış İşte şu Merkez Bankası hadisesi Türkiye'nin yaşadığı Cuma akşamından pazartesi sabahına tüm vatandaşlar nefesini tuttu acaba pazartesi sabahı ne olacak diye baktı. Dün akşam sosyal medyada görüyoruz ki acaba yine bir Cuma akşamı bir kararname bir bakanlar kurulu değişikliği yeniden damat kadar veya ondan daha büyük başımıza bir taş düşer mi diye bütün bunlara baktı. HDP'nin kapatılması gerçek bir gündem değil diyorsunuz yani. Bence değil. İktidarın siyasi iklimi zehirlemek için kullandığı bir manivela. Peki e, şimdi bir araya gidelim isterseniz. Ay, ay. E, sonra devam edelim. E, fazla da bir şey yok. Bir Kısa bir ara verelim. Ondan sonra tekrar e, Sayın Gültekin Uysal'la konuşmaya devam edeceğiz. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la bu bölümde biraz e, artık daha böyle siyasetin hem kılcal damarlarına hem de AK Parti'nin dinle ilişkisine e, girmek isterim. E, şuradan başlayalım ama. E, konuşmanızın bir yerinden e, mülhem soruyorum. E, MHP ile AK Parti ilişkisi bağlamında şu anda hangi hangisine mahkum görünüyor? Son geldiğimiz nokta itibariyle ikisi de birbirine mahkum gibi geliyor bana. Ama e, aslında 15 Temmuz sonrası 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüs sonrası o zaman da çok sıklıkla ifade ettim. Hani literatürde vardır yaratıcı yıkım kavramı. Bir büyük yıkım, bir büyük buhran üzerine bir toplumsal enerji ortaya çıkar. Ve o toplumsal enerjiyle siz pek çok halledemediğiniz problemleri, yapısal dönüşümleri yaparsınız. Türkiye'nin önünde de böyle bir iklim geldi. Yani artık sadece sayısal çoğunlukla değil, toplumsal iklimle beraber muhalefet eden, rekabet eden muhalefet partisi, iktidar partisi, bir ortak payda da yeniden bu ülkeyi liyakat temelinde, demokrasi, hukuk temelinde kodlayabilir idi. Orada Sayın Bahçeli'nin desteğiyle beraber bu iklim zaten kayboldu. 150 bir artı bir dengesiyle beraber Milliyetçi Hareket Partisi, iktidar partisini dolayısıyla, mekanikle Türk siyasetini önemli ölçüde kontrol eder hale getirdi. Ama bugün gelinen noktaya yaşanan hadiseler, yakın kamuoyu araştırmalarına baktığınızda da hem MHP'nin ivmesi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ivmesi olumsuza doğru gidiyor ve bir iç içe geçmişlik var. Bugün kurulan bir iklim var. Bu iklimin ana kolu Milliyetçi Hareket Partisi'dir ve onun varlığıdır, temsil ettiği referanslardır. 15 bu sonrası özellikle yargı, istihbari bürokrasi, askeri bürokrasi, güvenlik bürokrasi oradaki MHP referanslı kadroların varlığıdır. Ee, MHP referanslı kadrolar part... o zaman var mıydı? Yoksa vardı. 15 Temmuz bir vesile oldu da orada kadrolaşıldı mı? Hayır, hayır. Vardı. Ee, bu süreci yürütebilmek, krizi yönetebilmek adına AK Parti Sayın Erdoğan'da bu kadrolar zaten muhtaçtı. İşte eee Hakimler Savcılar Kurulu için yapılan geçmişteki seçimde de bunu gördük. Ee, ama bugün kademe kademe iktidarın zaman zaman endişeleri aslında 10, 2018 seçimi öncesi de iktidar. Acaba bir, biz yanlış kulvara mı girdik bu 150 artı bir dengesi dolayısıyla sorgulama yaparken seçimde netice alınca bunu sorgulamadı. Ama bugün ifade ettiğim ana damar, ana kolon, dini milli hamasi bir iklim var. Bu iklimin en temel belirleyicisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı. Peki Sayın Bahçeli geçmişte de yaptı. Çok kritik anlarda kritik çıkışlar. İşte Ülkeyi erken seçime götürme, başkanlık sistemine geçiş, bütün bunların önünde frenken işte bir manevra yaptı ve evet sistemin adını koyalım, başkanlık sistemine geçelim dedi. Bir noktaya kadar Sayın Erdoğan'la el ele gidip sonrasında Sayın Erdoğan'ı öyle bir noktada elini bırakabilir ki gibi analizler de var geçmişteki örnekler hatırlatılarak. Onu mümkün görüyor musunuz? Siyasette bunlar mümkün değildir demek yanlış ama ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin şöyle bir varsayımı var ama böyle bir varsayımın bugün karşılık bulmadığı, doğru olmadığı kanaatindeyim. Netice itibariyle biz bir destek veriyoruz ama icracı yetki ve sorumluluk Adalet ve Kalkınma Partisindedir. hükmünü ortaya koyacak zaman zaman açıklamalar, tavırlar, davranışlar ama ben toplumsal iklimde vatandaşımızın öyle değerlendirmediği kanaatindeyim. AK Parti ve MHP'yi birlikte değerlendiriyor. Orada da sınır MHP'nin çizdiği sınır hiçbir şekilde ne Bakanlar Kurulu'na üye vererek ne bürokraside doğrudan kendi tercihiyle böyle bir iktidarı bölüşüyormuş gibi validir, kaymakamdır, rektördür, genel müdürdür. Bütün bu hiçbir o noktada bir iktidar sahası istemiyor. Yani kendisiyle özdeş ama toplumsal sorumluluk açısından baktığınızda ben son talihde vatandaşın Adalet ve Kalkınma Partisi'ni Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber haşr olacağı, değerlendireceği kanaatindeyim. Dolayısıyla faturayı birlikte ödeyeceği için geçmişteki manevraları yapmayabilir diyorsunuz. Ben öyle bir noktaya geldi. Son işte hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongresi hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongres süreçleri oluşturulan kadroların yapısına baktığınızda da e, belirli bir süre bu işbirliğinin devam etmek mecburiyeti her iki taraf için de her zamankinden daha fazla ortaya çıktığı kanaatindeyim. Kadrolar dediniz, ben de e, başlıklardan birisi oydu benim açımdan. Adalet ve Kalkınma Partisi kongresinden sonraki işte MKYK yapılanmasını, e, biraz da Ankara siyasetini biliyorsunuz. İşte 19 yıldır da iktidarda, 2002 evet 19 yıl. Ee, yeni kadroyu nasıl buluyorsunuz? AK Parti'yi bu içinde bulunduğu cendereden e, çıkarabilecek bir yeni bir kadrolaşma yaratabildiğini düşünüyor musunuz? hiçbir şekilde yani hani manifestodur işte söylenen siyasi karakteri daha yoğun kadrolar bu portreye baktığınızda böyle bir şey yok. Bir takım kıstasları tutturmaya çalışmışlar ama zihniyet değiştirilmediği müddetçe ana akım orada işte parti merkez yönetim kurulundan veya da başkanlık divanından işte birkaç değişiklik var netice itibariyle. Sayın Mahir Ünal'ın meclis grubuna kaydırılması. Belki lehlerine Büyük Millet Meclisi'nde biraz daha e, kişisel kariyerleri itibariyle bir ağırlık koyabilecek bir iki figürü koydular. Ben bu süreçten iktidarın e, böyle bir iklimde yani yeniden bir demokrasi rayına Türkiye'yi oturtacak, yeniden 2002 iklimine götürecek bir enerjiyle buluşturacak bir tercihi zaten yapısal olarak iktidarın yapma şansı kalmadı. Peki yani Sayın Binali Yıldırım'ın genel başkan vekilliğine yani Erdoğan'dan sonraki ilk sıralamada Numan Kurtulmuş'un önüne de geçti gördüğüm kadarıyla. E, Binali Yıldırım'ın partide bir numara diyelim oraya geçmesi. Mahir Nual gibi tecrübeli bir siyasetçinin de meclise kaydırılması. Bir erken seçim hazırlığı, seçim yasaları üzerindeki işte çalışmalar ve işte partiyi taşıyıcı güç olarak Binali Yıldırım. Mecliste de işte e, tecrübeli bir isim olarak mağduriyata ihtiyaç duyulacak bir takım düzenlemeler varsa bu size erken seçim çağrıştırıyor mu? Erken seçimle ilgili değil yani bu konuyla ilgili? ilgili çok net bir tarifi analizi yapabilmek mümkün. Siyasi parti e, ihtiyacına göre değil de e, kişilere göre kadro açmak merkez karar sayısını 75'e çıkarmakta, genel başkan vekili sayısını artırmak bana şey diyorsunuz öyle derin analizlerinize e, gerek hayır, yok basit hiç, yani. Hiç öyle hacet yok. Yani sen Yıldırım işte meclis başkanlığından istifa etti. İstanbul Büyükşehir e, e, belediye başkanlığını kaybetti. Daha evvel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetti. E, yani bir konumlandırma talebine karşılık Sayın Erdoğan'ın da kırmadığı işte bir usulen bir konumlandırma yaptığı hissi veriyor bana. Öyle çok derin bir analize, hacet yok. Ee, Sayın Ünal'la ilgili de, Mahir Ünal'la ilgili de, ben biraz hem 2018 seçim kampanya süreci, hem 2019 yerel seçim kampanya sürecinde, e, Sayın Ünal'dı benim bildiğim o süreçleri yürüten. Zaten siyasal iletişimci o, ee, biliyorsunuz. Evet, e, Yani biraz yani merkezin dışarısına çıkarmak gibi bir sayık, ama mecliste konumlandırmak gibi bir, ve son dönemde Sayın Ünal'ın e, kamuoyu önüne öne çıktığı pek çok meselede maalesef olumsuz bir algıya dönüştü. Hmm. Mecliste de e, grup başkan vekilleri içerisinde iki, bir kişiyi genel merkeze aldılar. Böyle bir derin bir analiz yapmaya gerek yok. Yeni bir kadro kalıba insan dökebilecek haliniz de yok. Bu iklimde aklı başında hiçbir kimse Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem siyasi kadrolarında hem bürokratik kadrolarında zaten yer almaz. Son ortada yani. Sayın Ağbal'ın sonu ortada üstakil bir sahanız yok. Bu vebale kimsenin ortak olacağı, olmak isteyeceği kanaatinde değilim. Kendi içerisinde elbette bir takım rahatsızlıkları olan insanları marke etmek adına 75'e de çıkararak bir temsil. Bir de niteliğine baktığınızda bir siyasal kadro değil. Sadece ve sadece Sayın Erdoğan zaten Adalet ve Kalkınma Partisi kabul etmek lazım ki ilk yola çıktığında bir kadro hareketiydi. Bir ortak akıl işleyen Farklı farklı figürler, onun dışında e, pek çok insan vardı. Farklı kaynaklardan beslenebilecek insanları ünyelerine katmışlardı. Ama bugün e, Sayın Erdoğan'ın dışında başka liderleri görmüş, mukayese yapacak kadroları istemiyor. Büyük ölçüde baktığınızda siyasal kariyerleri Sayın Erdoğan'ın kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi dönem içerisinde ses, ses, şekillenmiş. E, Sayın Erdoğan'ı yine Sayın Erdoğan'la mukayese edebilecek bir takım kadrolar var. <laughs> Sayın Naci Abal'dan e, en başta bırakmıştık, burayı ikimiz de unutmayalım demiştim ya, konu gene geldi oraya. O e, faslı kapatalım orada isterseniz, şöyle bir sorarak kapatalım. E, Sayın Ali Babacan'ın bir sorusu var. 128 milyar dolar nerede diye hepiniz soruyorsunuz ya yani tüm parti liderleri evet. olarak. Sayın Babacan diyor ki bu 128 milyar doları nereye gittiğini araştırıyordu Sayın Abal. E, acaba bunun için mi alındı diye bir soru soruyor bana çok mantıklı gelmiyor Sayın Abal. Maliye Bakanlığı müsteşarlığı yapmış, Maliye Bakanlığı yapmış ve uzun süredir sistemin içerisinde. Sadece Sayın Abal değerlendirirken de bu son 4 aylık Merkez Bankası Başkanlığı performansıyla değil, geçmişte orada Sayın Erdoğan'ın bakanlara rağmen muhtemet vazifesi gördüğü maliyede bir önemli hüviyeti var. Orada yapılan işler, örtülü, açık, pek çok olumlu, olumsuz, pek çok iş var. O seciyeyi de bir kenara e, şerh düşmek lazım. Tabii birden bire gelmiyor. Açıkçası gelmedi yani öyle bir kariyer içerisinde olan insan o paraların, o kaynakların nereye kullandığı, nasıl kullandığını zaten bilgisi dahilindedir. Belki ee, kanıtlamaya çalışıyordu. Ben çok öyle bir sürecin içerisine girip bunun maliyetinin ne olacağını herhalde aklı keser. Öyle bir bilmediği kanaatinde de değilim, bilgisine sahiptir. Oturduğu gün o bilgiye sahiptir zaten. Siz tabi biraz Ankara'dan bakınca <gülüyor> <gülüyor> biraz daha somut, biraz daha belki yakından <laughs> e, bazı verilerle de konuşabiliyorsunuz. Peki ama konuşmanızın bir yerinde e, bu görev değişikliklerinde ve atamalarda Sayın Naci Abal ve sonrasındaki Sayın Berat Albayrak'ın etkisi ve onun kadrolarının evet. getirildiğini düşünüyorsunuz. O zaman... Şimdi görevden affını istemek zorunda olan bir hem de aile ilişkisi olan bir bakan bir e, gidiyor sonra işte kadroları tekrar geliyor. Ee, şimdi aile içi, içi, aile içi olduğu için oradan girmek istemem fakat sonuç olarak e, yeniden bir Berat Albayrak faktörü görüyoruz. Yanılıyor muyum? Bütün organizasyon ve bütün tercihler İzmir Kongresinden itibaren Sayın Erdoğan'ın Sayın Albayrak üzerinden hem meclis grubunda hem diğer açıklama yaptığı her noktada bunlar gündeme geldi. Tonlamalarına baktığınızda yeniden e, sanki şöyle bir fikre e, toplamda da ikna olduğu kanaatindeyim. Ferhat Albayrak başarıyordu ki biz böyle bir yanlışı yapmışız fikrine tekrar e, geldiği kanaatindeyim Sayın Erdoğan'ın. E, işte enerji alanında, işte araştırma yapacak gemilerin Türkiye'ye kazandırılmasından başlayarak bir böyle bir güzelleme var. Evet, sonra Bütün öyle. bunlar yeniden bir konumlandırma için bir meşruiyet sahasının da çerçevesinin çizildiğini hmm. e, gösteriyor. Pişman mı oldu sonra dersiniz? E, ben o krizi hem kendi hane içerisinde hem onun dışında Sayın Erdoğan'ın taşıyacak e, kudretinin kalmadığı kanaatindeyim. Aslında Sayın Erdoğan da orada bir... E, aklı rehin alınmış e, bir portre görünüyor. Tabii üzüntümüz şu, bu ülkenin e, 83 milyon bunun bedelini ödüyor. Hani hoş bir bayburtlu hikayesi anlatalım. Giden meclis başkan, merkez bankası başkanı da bayburtlu, gelen merkez bankası başkanı da bayburtlu. O tercihin de kendi <laughs> parantezinde bir anlamı var. E, hani bir bayburtlu hikayesi anlatılır. Bayburtlu bir vatandaşımız İstanbul'a göç etmiş. Sayın Ağbal'a bağlamak için bunu anlatıyorum. İstanbul Çarşamba'da bir dükkan açmış. Sağa bakmış, sola bakmış. Herkes bir dini örgütlenmeye intisap etmiş. İşler, güçler yerinde. O da bir yere intisap etmiş. Işte sakal bırakmış, şalvar giymiş, cübbe giymiş. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, sekiz ay işlerde ne artma var ne eksilme. Bir gün bütün işte kıyafetlerini değiştirmiş. Eski haline dönmüş, sakalını kesmiş. Komşular koşmuş gelmiş, hayırdır Bayburtlu demişler. Bayburtlu demiş ki, vallahi demiş, sakaldan randıman alamadık. Ee, Sayın Erdoğan da bir Bayburtlu'dan randıman alamadı. Ümit ederiz hem ülke adına hem kendi adına bu Bayburtlu'dan randıman alır. Amacımız tabii burada Bayburtluları... <laughs> <yani gülüyor> Estağfurullah yani Bayburtlu tabii, hikaye sesi. öyle olduğu için. Halk arasındaki hikaye. Şimdi çok kritik bir ifade kullandınız. Hane <laughs> içindeki o kriz de taşıyamazdı dediniz. Yani Sayın Berat Albayrak'a tekrar teveccüh gösterilmesi biraz da hane içindeki krizler mi kaynaklı demek istiyorsunuz? Kesinlikle yani bu maalesef bir ülkenin geldiği yer kaderi yani böyle bir çerçevede değerlendirilir mi? Yani temsil mekanizmaları bellidir, karar alma mekanizmaları bellidir ama Türkiye'de bir fiili durum var bunu hepimiz biliyoruz. Bunu ister futbol federasyonuna bakın o yapılanmayı görürsünüz. Vakıflara, dernekleri iktidar partisinin yedeğini aldığı oluşumu örgütlenmelere bakın. Bu etkileri görürsünüz. Parlamentonun yapısına, parti yönetimine bakın. Bunları görürsünüz. İktidar Partisi için söylüyorum. Bakanlar Kurulu'na bakın. Kızımızın vakfından bakanlar, oğlumuzun derneği vakfından bakanlar, damadımızın varlığı ve onun yakınları. Böyle bir portre Türkiye için bir zul portresidir. Esas üzücü olan budur. Tabii onun dışında da Sayın Albayrak'ın hem İngilizce bilmesi dolayısıyla kontrol ettiği başka mekanizmalar da olabilir diye düşünüyorum. Ne demek ya? Yani mali boyutları itibariyle uluslararası sistemdeki bir takım varlıkları itibariyle bunlar da insanın aklı ister istemez geliyor. Ama ben <laughs> anlamadım hala. <laughs> yani o kadar ifade edelim. Uluslararası <laughs> ilişkiler veya çevrelere sahip işte dışarıdan sermaye akışı sağlama bağlamında mı söylüyorsunuz? Yani üstü örtülü açık iktidar mensuplarının kimi varlıklarının uluslararası alanda pozisyonları netice itibariyle Sayın Albayrak'ın öyle bir noktada önemli bir belirleyici kişi olarak görüyorum ben. Siz Millet İttifakı'nda devam etmeyi düşünüyor musunuz? Elbette bizim için ölçülerimiz belli çerçevede ifade ediyoruz. Elbette ittifaklar, siyasi partilerin her birinin kendi plan programları var, öncelikleri var ama Türkiye'nin geldiği nokta ister istemez bu iklim tüm siyasi partileri bir sorumluluk duygusu içerisinde davranmaya mecbur ediyor. Bizler de bulunduğumuz noktada bir önceki seçim Cumhuriyet Halk Partisi ki orada her zaman Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı inisiyatifler bütün bu krizleri yönetmek noktasında ortaya koyduğu perspektif bence Türkiye'nin bu çıkış yolunu aradığı böyle bir dönemde çok kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyim. İyi Parti ve Saadet Partisi ile beraber bir ittifakla bir önceki seçime girdik. Biz bulunduğumuz noktada bu ölçülerle beraber tabii iki düzlemde bir rekabet var. Neticede kişi faktörünün ön plana çıktığı bir cumhurbaşkanlığı rekabeti var. Ama öbür tarafta da hem ittifak içi hem ittifak dışı partilerin genel seçim rekabeti var. Ee, çok sayıda kurulan e, siyasi partiler var bugün. Bütün bunlarla beraber önümüz süreç içerisinde bu ortak paydanın daha da berraklaşacağı kanaatindeyim. Türkiye'nin yaşadığı ve yaşayacağı daha büyük krizler zaten bu noktada. Türkiye'nin e, deyim yerindeyse e, yar e, kenarında gezdiği, buradan savrulabilme riskini çok daha fazlasıyla taşıdığı böyle bir dönemde. E, bu partilerin birbiriyle oturup konuşması, ortak zeminler, son olarak e, Necmettin Erbakan'ın Amma Töreni'ndeki o fotoğraf bile pek çok şeyi gösteriyor. Orada da bir olgunlaşma var bu Türkiye'nin. Ben e, şöyle bir temel e, sermayemiz olduğu kanaatindeyim. Yaşadığımız süreç içerisinde mağdur olmamış hiçbir siyasal toplumsal kesimin kalmadığı böyle bir dönemde herkesin hukukundan emin olabileceği bir siyasal, anayasal, düzeni, Fırsat eşitliğinin olduğu bir düzeni, işleyen bir demokrasinin, işleyen bir hukuk düzeninin olduğu bir düzeni kurabilme imkanını, toplumsal meşruiyetini bu yaşadıklarımız veriyor. Bunu temsil eden siyasi partilerin de bu olgunlukta olduğunu görüyor. Şimdi AK, AK Parti'den iki parti, daha doğrusu koptuğu ifadesini kendileri kabul etmiyor. Dolayısıyla saygı duyarak sorayım, sorayım o zaman. AK Parti'den ayrılan kadroların kurduğu iki ayrı parti var. Ee, ve çok da sık konuşulan bir e, sağ blok, sağ ittifak. Siz kendinizi orada mı daha rahat hissedersiniz? Öyle bir ihtimal var mı? Önce onu sorayım. Yani üçüncü bir ihtima, ittifak ihtimali var mı? Ve öyle bir ihtimal e, belirdiğinde kendinizi nerede konumlandırırsınız? suat Bey çok açık hani zaman zaman işte biz bir Diyarbakır ziyareti yaptık işte ittifaktan kopuyor mu falan hani biz ya sonra CHP de yaptı e, Diyarbakır ziyareti. Evet ziyaretini. evet yani çok önemliydi o yüzden Özgür Sezgin Tanrıkulu evet, da gitti onda, Diyarbakır annelerine. E, onu sosyal medyada kastediyorsunuz, değil mi? paylaştım. E, neticede orası bir siyasi partinin e, iktidar sahası falan değil. Bu o hissiyata toplumun herkesinin sahip çıkması lazım. İktidarın böyle bir tasavvuru varsa bile onun elinden almak lazım bizim teşebbüsümüzün de temel gayelerinden birisi oydu. Hani biz bulunduğumuz noktada şahsi öncelikler, ahbap çavuş ilişkileriyle bir tercihte bulunuyor falan değiliz. Yani bu değerler temelinde biraz evvel ifade ettim. 7 Ocak 1947 Demokrat Parti'nin birinci büyük kongresinde hürriyet misakı olarak tarihe geçmiş. Orada da kayda düşmüşüz. Bu referanslardır bizi bugün anlamlı kılan. O günde devlet başkanlığı ile parti genel başkanlığının aynı kişinin uhdesinde olmasını yanlış bulmuşuz. Bugün de yanlış o nedenle 16 Nisan referandumunda karşı çıktık. O nedenle Haziran seçimlerinde iktidarın karşısında bu bizim bir husumet duygusuyla değil. Bu temel değerler etrafında. Bugün de bulunduğumuz nokta Türkiye'nin ihtiyacı bellidir. Sözü kalmamış, söyleyecek sözü kalmamış, enerjisi kalmamış. Demokrasinin güzelliği oradadır. Enerjisi biten, söyleyecek sözü olmayanlar iktidarı devredecekler. Söz biriktirmiş, plan biriktirmiş, kadro biriktirmiş, ülkenin lehine programı olanlar iktidara gelecek. Bunun önünü kapatırsanız, suyun akışkanlığını durağan hale getirirseniz burada toplumsal tansiyon yükselir. Demokrasi dışı bir takım tansiyonlarla ülkeye zarar veririz. Bu güzelliği yaşatmak lazım. O açıdan iktidarın ifade ettiğim o zorluğu, demokratik dönüşümü zorlaştırmak için bir takım bariyerler örüyor ama ben Türkiye'nin bugün geldiği noktada bütün bunları aşabilecek gücünün ortaya çıkması için siyasetçilerimiz, toplum önderlerimiz, çok daha fazlasıyla cesaretlendirici, söz, hareket, tavırlar ve heyecan yaratacak bir programı ortaya koymak hepimizin. Üçüncü ittifakı bu Üçüncü ittifak çok bulduğunuzu düşünüyorum bu anlatımlarınız ya da ben yanlış anlıyorum. Bugünkü iklimde iktidarın da yapmak istediği bu toplumsal enerjinin bir yerde kanalize ederek belirli ölçeğin üzerinde bir heyecan dalgasına dönüşmemesi için bu tür söylemleri seslendirdiğini görüyoruz. Şöyle bir programı var. Ha 3. ittifakı iktidar istiyor. İstiyor. Şöyle bir programı var. Hani futbol tabiriyle konuşursak bir yandan kendi futbolunu oynayacak ama öbür tarafta şarj yaparak oyun bozacak. E, karşının varlığını, pozisyonunu bozacak. Pek çok deneme var her siyasal partiye. E, ama bu zamana kadar bir netice alamadığını gördü. Yani bu zamana kadar Avuç politikası uyguladı. Şimdi sopa politikasına geçtik diyorum zaman zaman. Ee, o açıdan yaşanan çok olumsuz hadiseler görüyoruz. Ee, çok dikkatle. Ee, yani Bugün e, en fazla bu demokrasinin imkanlarından yararlanmış, iktidar olmuş. Her tür nimetini, her tür imkanını, her tür imtiyazını kuzulanan Sayın Erdoğan ve kadroları bunun kıymetini bilmeliler. Ee, yani bir yandan üzerine oturduğunuz koltuğu tenkit edeceksiniz. Bu ülkenin geçmişini yok varsayacaksınız. Zora girince de Atatürk'ün resmini kendi genel merkez binalarınıza asacaksınız. Krize girince maliye kökenli, DPT kökenli insanları bu referanslarıyla beraber e, iyi de yani bu zorlukları bir büyük pahalı tecrübeyle tecrübe ederek maliyetini karşılamaya ne milletin tahammülü var ne de bu ülkenin tahammülü var. Eee sopa metaforu kullandınız. şimdi sert bir döneme girdiğimizi de söylediniz. Aslında oraya bağlanır bağlanmaz onu bilmiyorum ama sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi her kesimin oraya farklı bakışları var. i̇şte daha muhafazakar kesimler eleştiriyor, çıkılmasını savunuyor. ki muhafazakar kesimler gibi bir genelleme de aslında yanlış oldu da yani geri almış olayım onu ama en azından belli bir bir kesim çıkılması gerektiğini söylüyor. Fakat burada asıl tartışılan şey usulü. Yani meclisten geçmiş bir milletler arası anlaşmanın, meclis evet. onayından geçmiş evet. bir anlaşmanın tek bir kararla kaldırılması. Ve burada bir beis görülmüyor. Keyfi bir döneme mi, daha da keyfi bir döneme mi girdik öyle söyleyeyim? Kesinlikle yani bir keyfiliği her yerinden akıyor. Hani Şahri Eşref'in tabiriyle suyunun haricinde her yere akan bir iktidar var karşımızda. Ee, Sayın Meclis Başkanı'nın mevzuyu Montre'ye kadar getirebilecek yani onu yapmışsa Montre'yi de iptal edebilir. Hadi biraz daha geriye doğru gitsinler Berlin söz anlaşmasını. Biraz daha geriye gitsinler Karlofça'yı. Yani böyle mi konuşmak lazım? İlk aklınıza gelen Montre mi? Buradan şu çıkıyor ortaya. Hani Mevlana'nın güzel bir tabiri var. Testte ne varsa der dışarı o taşar. Demek ki bunlar konuşuluyor ki. Işte Kanal İstanbul meselesi falan. Sayın Meclis Başkanı'nın dilinden bunlar döküldü. Böyle bir örnekleme yapıldı. Çok yanlış buluyorum. E, hukuk nosyonuna elementer düzeyde sahipseniz Bir de şunu bilirsiniz. Bir karar hangi usulle alınmışsa ancak o usulle geri alınır. Hı hı. Şimdi meclisin buradaki varlığını zaten bir siyasetin üstünde, partinin üstünde, milli iradenin üstünde bir bürokratik oligarşi var. Adeta kanuna zaten hacet yok ki. Bu sistemin zaten nerede... Ee, kanun ve anayasanın kanunlarla çizdiği sınır başlıyor. Nerede Cumhurbaşkanlığı kararnamelere başlıyor? Çok muallak. Ee, neredeyse işte Cumhurbaşkanı danışmanları e, iktidar yöneticilerin eleştirimi neredeyse devleti eleştirme noktası. Nasıl eleştirirsiniz? Ama zaten işte iletişim başkanı Fahrettin ee, Altun'un attı mesela sistem değişti, bunu anlamıyorsunuz ee, diyor. Yani eskiden diyor meclisten de geçse bakanlar kurulu kaldırıyordu. Şimdi de Bakanlar Kurulu olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanı sistem değiştiği için o yetkiyi kullanıyor diyor. Yani tabii yaşanan bu usuli e, temel olarak meclisin biraz evvel bütçe hakkından başlayarak varlık hakkıyla ilgili ki bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef birinci vazifesi yasa yapmak yasama, ikinci vazifesi de denetleme, denetleme. vazifesi. Hiçbir şekilde bugün Türkiye'nin temel bir problemi kaynaklarını kötü kullanıyor olmasının en temel göstergesi ne Siyasi denetim yapabiliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yerel yönetimlerde. Ne adli denetim yapabiliyor çünkü Meksika sınırı gibi bir sınır çizmişsiniz. Sınırın iktidar tarafına geçersiniz, her şey serbest. Zaman zaman latife yapıyorum, hoşluk olsun. Yani günah bile yok orada. <laughs> yani e şimdi ne de idari denetim yapamıyorsunuz, ne de medya denetimi. Bugün başta Sayın Çiğdem Toker olmak üzere değil mi bu? köyü dediğimiz kamu özel işbirliği anlaşmalarıyla bu ülkenin dününü çalmışsınız, bugününü hisleştirmişsiniz, ...yarınını ipotek altına almışsınız. Bunların nasıl bir kravatlı soyguna tabi tutarak kamu kaynaklarının nasıl yağmalandığını hepimiz her gün yaşıyoruz. Kravatlı soygun. Evet, çok aleni ifade ediyorum. Artık bunları söylemek lazım. Siz bir tarafta milyonlar can çekişecek, işte pandemi ortamındayız. E, kepenk indirmiş, işte işçi çıkarma yasakları koymuşsunuz. Tabloyu daha göreceğiz. Yani 31'inde bitiyor. E, süreç sonuna erdiğinde e, asıl faturayı, asıl tabloyu ne kadar derinlikte bir zafiyete, olumsuzluğa tekabül etmiş bütün bunları göreceğiz. Aslında bugünden de görüyoruz. Ama öbür tarafta siz bu ülkenin kaynaklarını ki yani bir e, kamu ihale kanunu bile artık konuşamaz hale. Şimdi reform adı altında neymiş? istisnaları kamu ihale kanununda daha da azaltacaklarmış. Yani hani Anadolu tabiriyle önce merkebi kaybettirmişsin, sonra bulununca bizi sevindirecekler akılları sıra ama ya bunların hiçbir karşılığı yok. Biraz evvel ifade ettiğim gibi istediğinizi söyleyin. Yani Ebu Bekir gibi konuşup Ebu Cehil gibi hareket ettiğiniz müddetçe, dilinizden dökülenlerle amel etmediğiniz müddetçe bunların hiçbir karşılığı olmaz. Görüyoruz da bir yandan demokrasi diyeceksiniz bir yandan hukuksuzluklar icat etmeye devam edeceksiniz. Yani bu reform dönemi diye başlatılan adımlar çerçevesinde de ifade etmiştim. Yani bırakın bu iktidar reform yapmayı, yani var olan kanunları uygulamayı, illa hakka hakikati uygulamak, doğru bir yönetim sergilemek için her anlamda bir düzenleme yapmaya da gerek yok. Siz sadece FETÖ'cülerin size miras bıraktığı yanlış uygulamaları, hukuksuzluk icat etmeyi bırakın. Yeterli. Fetullahçılardan mı öğrendiler? Onlardan öğrendiler. Maalesef böyle bir miras bıraktılar Türkiye'ye. Bugün nasıl onlar muhalif gördüğünü, işte bir takım e, kamuoyu oluşturacak yöntemlerle, hukuki yöntemlerle elimine ediyorsa, bugünkü iktidarında pek çok usulü kullandığını görüyoruz üzülerek. Peki yeniden ihtiyaç duyarsa ve bunun mümkün olduğunu görse tekrar Fethullahçılarla işbirliği, iş tutar mı Sayın Erdoğan? Ben yani öyle bir Çok farazi e, bir soru bunun farkındayım. İhtiyaç duysa da yani tabi FETÖ ile mücadeleyi bugün Türkiye konuşmuyor. Yani yakınlarda gördük. E, 2020 yaşta yüksek askeri Şurası'nda terfi ettirmişsiniz. İstihbarat Başkanlığı'na Kuvvet Komutanlığı'na getirmişsiniz. O günü öğreniyorsunuz. Ya yani Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz'la ilgili yapılan bir özel oturumda e, şimdi artık onu da yapmıyorlar. Çünkü muhalefet daha fazlasıyla iktidarı neticede çok açık yürekli ifade etmem lazım. İki tane suç ortağı var. Biri diğerini yargılıyor. Türkiye Cumhuriyeti bu hesaplaşmayı yapmak durumunda. Bugün özellikle güvenlik bürokrasimizde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyette, istihbaratta, adliyede e, kalıntılarının olduğunu hepimiz biliyoruz. Devletin elinde listelerin olduğunu Fetul biliyoruz. biliyoruz. Fetülatçıların mı? Elbette. E, bugün işte konuşulan... Niye tavsiye etmiyor? E, yani suçu siz bütün alanlarda olduğu gibi ki işte e, fetö borsası kuruldu diyen Şamil Tayyar bugün iktidarın merkez karar yönetim kurulunda evet. yani kendi kendini teksi eden pek çok süreç e, işliyor. E, o mücadeleden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ister bugün ister iktidar değiştiğinde vazgeçebilme hakkı yoktur. Yani devlete talipseniz. Onun sadakat zinciri ortadadır. Kendinizi anayasayla, hukukla bağladığınız çerçevesi ortadadır. Devletten maaş alıp başkalarının aklıyla hareket edebilme imkanı hiçbir devlet görevlisinin hakkı yoktur. Bunu yeniden şekillendirebilme imkanı vardı ifade ettim. Hani 15 Temmuz sonrası bunu kaybettik. Peki ya tam da buradan devam edelim öyleyse. Harp okulları ve Asubay Yüksek Okulları'na giriş yönetmeninde değişiklik yapıldı. Takip etmişsiniz evet, zaten evet. çok yeni bu konu ordunun yapılanmasını yapısını bilen e, emekli generaller komutanlar ki konuşabilenler öyle söyleyeyim e, bunu çok eleştiriyor fetö meselesinden ders çıkarılmamış diyor yani Örneğin işte emekli e, general Ahmet Yavuz burada AKP'nin diyor orduyu tamamen kontrol etmeyi ve AKP'nin bakış açısını devletin resmi bakış açısı haline getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım var Ordu da tarikat ve cemaatlerin bir parça, parçası olacak diyor ve FETÖ'den ders çıkarmamışsınız diyor. Yani şimdi hem onu görüp hem bunu yapmak o zaman Ahmet Yavuz'un, Sayın Ahmet Yavuz'u doğrulayan bir şey. Ahmet Yavuz Paşa'nın dediği çok doğru. Yani ders almadıkları, ders çıkarmadıkları. Zaten FETÖ yapılanmasından öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten çok bir rahatsızlığı yoktu. Orada tek problem kendileri açısından problem olan şey İşin ucunun kendilerine dokunmuş olduğunda yandım anam diye bağırırlar. Yoksa geçmişte farklı siyasi partilere nasıl operasyonlar yapıldığını biliyoruz değil mi? Sayın Erdoğan'ın özel değil genel genel diye tavrını da biliyoruz. O gün de biliyorduk. Yani bu fetö dediğimiz yapılanma, hakimi savcısı kolluğu istihbaratı yurt içi yurt dışı örgütlenmesi medyası. Anahtar teslimi Sayın Erdoğan'a bir mafya hizmeti veriyordu deyim yerindeyse. Bundan memnundu. Önündeki bariyerleri, engelleri hiç zahmet çekmeden kaldırıyordu. Ama ne zaman ki kendisine dokundu. Hani onu da ifade ettim. Eee rahmetle yad edelim. Mahir bir hoş ifadesi vardı. Yani bir sabah kalktığınızda derdi, e, bahçenizdeki yılanın başını ezilmiş bulursanız sevinmeyin. O yılanın başını ezenler bir gün gelir sizin de başınızı ezer. Şimdi bir sabah kalkmışsınız, bir muhalefet partisinin başı belaya girmiş, güzel önünüzden engelleri çıkartmışsınız 2011'e giderken. Orada zaten FETÖ'nün kilitlendiği eşik anayasayı yapma eşiğiydi, 367 meselesiydi. Hiç millete bile güvenleri yoktu. Meclis zemininde tabii Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan'ın meseleyi çözmesi, idrak etmesi çok zaman aldı. Netice itibariyle 17-25 Aralık süreciyle beraber işin ucu kendine dokununca bunun manasını kavradı. Ama 15 Temmuz'da da bir büyük felaketle karşı karşıya kaldı ülke. E toplum olarak, millet olarak çok temel bir tercih yaptı. Önce hainlerle hesaplaşacağız, sonra bu ülkede başka yanlışı yapanlarla dedi. Orada bir ortak hissiyat ortaya çıktı 15 Temmuz sonrası. Yani aslında buradan başka bir yere geçecektim ama şunu size sormuş olayım. Merkez sağ siyasetin içinde bir isimsiniz. Fetullahçıların, fetö diye ifade edilen geçmişte hizmet hareketi vesaire vesaire, her türlü kavramsal şeyi kullanabilirsiniz. Bir dış istihbarat operasyonu olduğunu düşünüyor musunuz? Yani hizmet ettikleri ortada. Yani çok uzun süredir yedeklenmiş. Aslında Türkiye'nin 60-70 yıllık Batı İttifakı içerisindeki akitlerinin içerisinde orada bir rol çalmış. 70'lerin başından itibaren askeri bürokrasi, emniyet teşkilatı, onun dışında kademe kademe bir siyasi akıl da ortaya koyarak değişen şartlar, iktisadi imkanlar, Soğuk Savaş dönemi sonrası Türkiye Cumhuriyetler, sonrası Afrika yani büyüye büyüye bir güce tekabül etmiş ve burada çok açık e, bir istihbarat organizasyonu olarak ki yani FETÖ ile ilgili e, en basit unsurunu bile bir istihbari unsur olarak kullanabilme kapasitesi olan bir yapıyı anlamak mecburiyetindeyiz. Yani böyle bir yapısı olan bir hareket şimdi ortaya çıktı. Yani bu yargılamalarla beraber niçin kod isim kullanma ihtiyacı hisseder? Yani Türkiye'de açık şeffaf bir örgütlenme isiniz. bütün bunlara ihtiyaç duyar mısınız? Duymazsınız. Oradan bile hayır hah olumlu bir emeli amaçlarının olmadığı zaten ortaya çıkıyor ki hizmetleri de ortada. Peki yani şimdi FETÖ'den ders çıkarılmadı. İşte harp okullarını, asvay meslek yüksek okullarını na giriş şartlarını değiştiriyorsunuz ve orada işte terör iltisaklı işte irticai faaliyet yerine terör iltisakı getiriyorsunuz vesaire. E, şimdi Sayın Ahmet Yavuz'un e, değerlendirmesi siz de e, ona iştirak ettiniz. E, evet ders çıkarılmamış. işte tarikatlara, cemaatlere yeniden yol açılıyor. Daha doğrusu şöyle söylüyor Sayın Ahmet Yavuz. Hani AKP kendi anladığı bir din anlayışını orada örgütlemeye çalışıyor. E, tarikatlara, cemaatlere yol vermek mi yoksa ordunun e, ideolojik olarak yeniden örgütlenmesi mi? Hatta buradan devletin yeniden ideolojik örgütlenmesine kadar gidebiliriz. Bir, hani, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in bir sözü aklıma geliyor. Hani ikame edebileceğiniz bir başka ordunuz yok. Yani, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir cenderenin içerisinde düşmüş olması, yaşadığı travma, e, komuta birliğini sarsacak, ikinci, üçüncü hiyerarşilerin kurulmuş olmasının nasıl bir neticeye tekabül ettiğini darbe teşebbüsüyle beraber gördük. Ee, o açıdan iktidarın e, bu teşebbüsleri e, e, rehabilite edilmiş, bir e, ehlileştirilmiş, kendisine tehdit oluşturmayacak. Onun ötesinde bilakis, bugün işte kara operasyonunu konuştuk değil mi? Yani geçmişte biliriz ki Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi, önceliklerle siyasi iktidarın iktidar partisinin ülke içindeki siyasi rekabetteki öncelikleriyle hiçbir şekilde karar vermeyeceğini bilirsin. Ama bugün emin miyiz? Hiçbir şekilde emin değiliz. İç siyasetteki ihtiyaçlara göre evet. operasyon yapılıyor evet. diyorsun. Yani orada e, psikolojisi dağıtılmış bir silahlı kuvvetler var karşımızda. E, gruplaşılmış. Yani siz biz bu hatayı bu bağlamıyla değil ama başka bağlamıyla işte üniversitelerimizde yaptık yani adalet mekanizmasında yaptık işte. Sandık koyduk. Yani sandık demokratik alanın referans değeridir. Yani idare alanı referans değeri hiyerarşidir, liyakattir, ehliyettir. Ee, bu referans değeri karıştırdığınızda demokrasi diyerek bir fetişizm içerisinde oralara koyduk. Üniversitelerimiz bugün bir büyük çöküş içerisinde. Bu yetmedi. En son olarak işte Boğaziçi Üniversitesi'ni ele geçirememiş arkadaşlar. Bir orası kalmış. Ee, var olan ülkenin başarılı kurumlarını da bile e, bir çöküşe uğratmak için bir özel çaba var anlayabilmek mümkün değil. Yani orayı bir tehdit unsuru olarak hakim olunmayan en küçük bir odağı bile kendisine tehdit olarak gören bir anlayışı kabul edebilme şansımız yok. Bu açılardan bakınca silahlı kuvvetlerin de içine düştüğü bu cenderenin önümüzdeki süreçte çok olumlu yansıyacağı kanaatindeyim. Yani o açıdan bir siyaset yapan insanlar olarak ben de aşağı yukarı 20 yıldır birinci derecede vazifeler yapıyorum. Hiçbir şekilde askeri okullarla ilgili bize referans olun, işte birilerini bulalım talep gelmezdi. Ama şu yaşadığımız süreç artık askeri okul sınavlarında bile bu siyasal referansın işlediği gerçeği var. Bunu hiç kimse yatsıyamaz. O açıdan silahlı kuvvetlerin bu psikolojik çöküşünü ortadan kaldıracak kendi hiyerarşisini, kendi öncelikleriyle beraber kuracağı bir iklime geçirmek lazım. Ama iktidarın kafası başka çalışıyor. Yani siz şunu, adını koyalım, e, siyasetçi olarak pek çok e, iş talebi veya kolaylaştırıcı rol, ismini evet. koyalım, torpil evet. talepleri oluyor. Askeri okullarda olmuyordu. Şimdi o, o torpil talepleri Kesinlikle. askeri okullar için de mi geliyor? Kesinlikle. Zaten e, günün sonunda... E, FETÖ'nün nasıl bu mekanizmayı ele geçirdiğini önce soruları çalarak yani hem askeri okullarda hem ÖSYM üzerinden e, üniversite sınavlarında diğer devletle ilgili sınavlarda nasıl çalındığını gördük. Şimdi orada da siyasallaşan bir yön var. Bugün de tamamen e, vatandaşımız iktidarın teşkilatları üzerinden bu taleplerini ifade eder hale gelmiş. Bu bir ülke için bir acı portre. Peki yani şimdi bir, bir yönüyle <laughs> belki ideolojik bir e, fetih duygusu öyle değerlendirenler de var işte ya da günlük konjonktürel cemaatlerden tarikatlardan oy e, desteği alabilmek için günlük bir e, ne denir ihtiyacı karşılama e, gibi de bakılabilir. iki türlü de bakılabilir. Fakat en nihayetinde şu anda yargıda eğitimde yine isimleri verilerek tarikatların hangi kurumda örgütlendiği daha güçlü olduğu ve orada bir rekabet alanı var. Bazı şeyler sızıyor da sızıyorsa da tarikatlar arasındaki savaşın bir sonucu olarak sızıyor. Şu anda hani iktidar içinden sızan bazı şeylerin bir tarikatlar evet, savaşının evet. ürünü olduğu yönünde pek çok evet. değerlendirme de yapılıyor. Şimdi buna siz hangisine katılırsınız? Günlük siyasi ihtiyaçlarını mı karşılıyor? Destek bağlamında yoksa Devleti yeniden ideolojik bir örgütlenmeye mi tabi tutuyor? Aslında iki, ta, iki unsur da birbirini besleyen unsur. Yani Türkiye bir yanlış, bir başka yanlışla kapatamaz. Yani kanı kanla temizleyemeyeceği gibi, yani kanı suyla temizlersiniz. O açıdan iktidarın dini örgütlenmeleri devlete ortak ederek, rantı ortak ederek kadroları ortak ederek adeta bir suç ortağı haline getirdi. Bugün onları tehdit ediyor. Birkaç istisnası var elbette bu manada tavır koyan. Ben gidersem sizi işte şu parti iktidara gelir, şöyle yapar, bu parti iktidara gelir, böyle yapar. O yapılar da kendi varlık sebeplerini zaten çoktan unutmuşlar. Adeta AKP elinde devletleştirildiler. Böyle bir geç kalmışlık hissiyle bu kadroların, kaynakların, yağmalanması noktasındaki tıdarın işte, yedeğini aldığı bir takım vakıfların bir başkanı Merkez Karar Kurulu'nda görevlendirdi yani Ensar Vakfı'nın başkanı Cenk Dilberoğlu yani bunların nasıl yapılandığını biliyoruz. Ee, ama yani Türkiye'nin geldiği noktada e, aidiyetleri bir başka aslında e, çok olumsuz. Ben bu ülkenin fakir fukara insanların kamuca eğitim anlayışıyla işte Süleyman Demirel'i andık değil mi yani Sparta'nın bir köyünden İslam köyünden çıkmış, ülkenin en tepesine kadar gelmiş. Çok örnek verebiliriz yani bu ülkenin evlatları Tabii. olarak. En temel bu ülkenin varlık sebebi, birliğinin, beraberliğinin teminatı fırsat eşitliğidir. Bugün asıl onu yok ediyoruz. Hele hele bugün gelir adaletsizliğinin bir eğitim adaletsizliğine nasıl dönüştüğünü bu pandemi ortamında çok daha net gördük. Yani eğitime erişimizin önünde yapısal engeller var. Artık yırtabilmenizin imkanı kalmamış. Bu açıdan bakınca bu tür bir iktidarın e, ancak ve ancak o aidiyet alanını tanzim ediyorum derken ki e, onu da çok e, olumlu bir şekilde tanzim edebilme imkanları yok. E, bu yanlışı tekrar ederek ülkenin kazanacağı bir şeyi yok. Bir ülke e, kendi insanların potansiyelini de ortaya çıkarmak gibi bir hedefi vardır. Ama biz bugün bir o potansiyeli ortaya çıkarmak yerine bir yandan dilinizde ülkeye tersine beyin göçü diyeceksiniz. Sanayi Bakanlığı, bir takım farklı bakanlıklar, göstermelik programlar yapacak. Böyle uygularsanız işte bir on tek değil mi? Türkiye'den göç etmiş bir ailenin insanları olarak Özlem Türeci hanımefendi ve eşi, herkes eşine referans veriyor, ben Özlem Hanım'a, Uğur Şahin ile beraber. işte O başarıyı bu ülkeden yetişir ama Almanya'da. Yani işte hepimizin de övüncü değil mi? Fırsat Sayın eşitliğini Sancar. yok etti diyorsunuz. Yok ettik. En temel aslında ülkenin birliğinin beraberliğinin altına da dinamit koyduğumuz yer orası. Peki yani şöyle de bakılabilir. Öyle bakanlar var çünkü. Tarikatlar, cemaatler ülkenin sosyolojik gerçekliğidir. Dolayısıyla devlet kadrolarında görevlendirmelerinin ne sakıncası var ki? Yani şöyle insanların neye inandığıyla biz ilgili değiliz. Ama siz o kadrolarda... Devletin size emanet ettiği temel değerleri, hukuk, bu prensipler temelinde değil de dar bir aidiyetin önceliklere orada davranırsanız işte problem orada başlıyor. Yoksa geçmişte de farklı düşünceye sahip hem siyasal düşünce hem dini düşünce değil mi? Pek evet, çok evet. insan, hepimiz biliriz ama bu ülkenin bir kurum kültürü, devlet kültürü, kamu kültürü vardı. Bütün bunları yok ettik. Zaten bir başta ifade ettiğim bir yıkım mühendisliği var. E, ellerinden gelse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o fiziki alanını bile bir başka yere taşır. Çünkü o duvarlarda, o salonlarda geçmişin hatıraları var, izleri var, ruhu var. O nedenle pek çok kamu binası Çankaya Köşkü'nden başlayarak değiştirme ihtiyacı hissettiler. Temeli bu devlete ele geçirmek gibi bir siyasi partinin nasıl bir dar örgütlenmenin, FETÖ örgütünün hedefi yanlışsa bir siyasal örgütlenmenin de hedefi yanlış. O açıdan böyle bir parti devleti kurmak, devletle aynileşmek pek çok yanlışı beraberinde getiriyor. E, laiklik niye önemli? Laiklik de biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bu ülkenin temel e, değeri e, ve bugün kaybetmeyi yüz tutunca anlamını her zamankinden daha fazla anlamamıza bu yanlışlar, bu yaşanan travmalar vesile oldu. Daha fazlasıyla idrak ediyoruz. Tabii Türkiye'de laikliği bir din düşmanlığı olarak tırnak içinde ifade edeyim. Zaman zaman bir takım yanlış uygulamalar Birilerinin de işte bu insanların zihnine din düşmanlığı diye çakması ama bugün işte bu devletin yansızlığı, devletin farklı insanlara sadece vatandaşlık hukukunda kurmuş. Yani devletin sadece laiklik prensibi dini hizmet alanında değil. Yani bir devlet diyebilir mi ki bir vatandaşa seni gözüm tutmadı sana yüzde on daha fazla vergi uyguluyorum. Seni beğeniyorum sana daha böyle bir şey diyememesidir laiklik. Yani bir belediyenin sana hizmet veriyorum ama şunu sevmiyorum ona hizmet vermiyorum diyememesidir. Bu açıdan bakınca bu ülkenin rengine, kimliğine, kişiliğine bakmadan al yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş, tüm vatandaşları eşit gören bir anlayışın kurucu bir değerdir. Bunu bugün daha fazlasıyla anlıyoruz. Bu aslında Millet İttifakı çerçevesinde iktidara karşı temel bütün e, siyasi olarak anlamlandırdığımız argümantasyonların altında bu laiklik prensibini idrakimizin daha da anlamlı hale gelmesinden kaynaklanıyor. ibadet ibadethane olarak kabul edilmeli mi? Merkez sağda siyaset yaptığınız için bunları soruyorum. Kişisel evet. fikirlerinizi bilmiyorum. Evet. Bu konuda da bir okumam evet. olmadı açıkçası. Ama e, laiklik ne önemli. İşte bu cemaatlerin, tarikatların devlet örgütlerinin, devlet organizması içine o yapılarıyla sokulması vesaire bu kadar somut sorma sebebim sizin e, hem başında bulunduğunuz partinin tarihsel e, kimliğidir. kimlidir? Türkiye'de tabii alevlik mesela değil de cemevleri meselesini e, bir ifade edeyim. Hı. Yani Türkiye'de tabii e, laik bir ülkede bir Diyanet işleri yapılanmasının olması zaten e, normalde e, ama Türkiye'nin kendine has şu gerçeği de ortaya koyalım. Her şeye rağmen bugün iktidarın elinde bir siyasal e, kuruma dönüşmüş. E, siyasi iktidarın propagandasını yapan pek çok unsuru var bunlar mutlaka devletin kayıtlarında siyaset yapan insanlarımız da zaman zaman bunlara tepkisini e, neredeyse siyasetin ihtiyaç duyduğu argümanları zaman zaman hutbelerden ifade eden bir kurum haline geldi Diyanet İşleri Başkanlığı. Böyle bir tartışmanın Hı -hı. içerisinde düşmesini istemeyiz. Hı -hı. E, bu açıdan bakınca normalde e, kamu kaynaklarını biz açık yüreklilikle yani biraz evvel ifade ettim bu ülkenin tüm vatandaşlarının eşit bir payda da görmek mecburiyetindeyiz noktada aslında olgunlaşma fikir düzeyinde de e, cemevleriyle ilgili yani insanlar vergi verirken e, bu ülkede e, bu kimliğinizde siz vergi vermeyin demeyeceksiniz. Vergisini alacaksınız. O insanlara sonra hizmet vermeyeceksiniz. Netice itibariyle ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu manada bir düzenleme yapması taraftarıyım. Ha, bu kadar net evet. sizin açınızdan da. Peki e, AK Parti'nin e, dini söylemleri işte son şeyler çıktı, görüntüler çıktı. Onları görmüşsünüzdür <laughs> İşte AK Parti Genel Merkezi'nde sonra görevli olduğu söylendi. Önce bir milletvekilinin danışmanı ya da özel kalemi oldu ama sonra böyle bir danışman yok dendi. Ondan sonra da hemen hemen sonrasında ama önce böyle bir danışman yok dendi. Sonra bir böyle biri var. var ama AK Parti Genel Merkezi'nde görevli, nihayetinde böyle bir danışmanmış ya da değilmiş. Sonuçta partide görevli bir isim. Şimdi bunu niye soruyorum? Yani bu kadar e, bakın iki saattir konu eninde sonunda gidiyor, geliyor, dolanışıyor. E, AK Parti'nin tarikatlar, cemaatler ve dinle ilişkisi üzerinden bir biçimde e, tekrar tekrar gündeme geliyor. Şimdi hem bu kadar din e, zemininde bir konuşma yapacağız AK Parti'yi konuşurken hem de bir taraftan uyuşturucu kullanılan, süper lüks arabalarla gezilen bir şatafatlı hayat. Bir de fotoğrafları çıktı evet. ki öyle yerlerde tatiller inanamazsınız. Aslında bu örnek Nasıl oluyor bu? Bu örnek çürümüşlüğün son perdesi. Bir yanda başka partileri işte olumsuz bir takım taciz iddialarıyla itham edeceksiniz. O ilgili başkanın da çok galiz ifadeleri var. Yani burada ifade etmek istemem. Ama öbür tarafta yani çok temel bir şey var. İddialarıyla herkes sınanır. Bugün tidar partisi zaten Türkiye'nin temel bir problemi din referanslı siyaset yapar iseniz işte din zarar görür. Bugün pek çok insan hani dilinden dökülenlerle icraata baktığınızda o farklılığı görür. Yani bugün adalet diyeceksiniz, uygulamalarınıza bakacak değil mi? Mümin demek kendisinden emin olmak demek. Biraz evvel söyledik bu FETÖ örgütünün Türkiye'de yarattığı travma, dini inanç açısından da maalesef ülke kimse kimseye güvenemez hale geldi. Böyle bir derinden travması var. Bu iktidarın aslında 19 yıllık sadece Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı değil, Türkiye çok tarihsel bir parantezi kapatacak. Yani. Bir tazimattan itibaren başladığımız önce ikili yapı sonra tekli yapı dinin siyasal alandan çok dar bir alana hapsedilme sürecidir. Bugün maalesef argümanlarıyla siyasetteki rekabet sahalarında bir enstrüman olarak kullanılmasına varıncaya kadar bu parantezi kapatacak. AK Parti iktidarı sonrası siyasette dini referanslarla siyaset yapmak isteyenlere toplumun çok prim vereceği kanaatinde değilim. Çok olumsuz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün maalesef en temel e, dini inançların bir de sorgulandığı bir süreç geldi. Ama bu bir yerde dengelenecektir. O açıdan olumsuz bir e, icraat dönemi oldu iktidar için. Tüm referanslarıyla, tüm iddialarıyla bugün 3C'yi konuşmuyoruz değil mi? Yani 3C'nin ülkeye bıraktığı yolsuzluktur, yasaklardır. ve yoksulluk. Yoksulluktur. Bunların altında eziliyor bu ülke bugün. Bu ile geleceksiniz. Bugün bambaşka bir noktada savunacaksınız. Yani bu çürümüşlüğü e, merkez kararı yeni girmenin verdiği hızla beraber bir eski e, yazarın oğlu hüviyetiyle birinin açıklamasını gördüm. Yani sadece diyor işte onu savunuyor yani tevil götürmez bir zırvalığı, bir çürümüşlüğü meşrulaştırmak için bir savunma gayreti. İstediğiniz kadar bunları savunun. Bu sadece e, suyun üzerinde görünen yüzleri e, maalesef iktidar imkanlarıyla beraber e, bu kaynakları helal yoldan kazanmayışın, alın teriyle kazanmayışının verdiği bir e, vurdum duymazlık var, kibir var. Bu her yerinden taşıyor. Zaman zaman sosyal medyada da bunları görüyoruz. Bu çerçevede bakıyorum. Ee, aslında cumhuriyeti bir parantez olarak tarif etmişti. Şimdi kim yapmıştı hatırlamıyorum ama bir Adal ee, Adalet Kesir Milletvekili eee Adalet Kalkınma diye Diyerek. Evet bir reklam arası evet. evet. Cumhuriyet'i bir reklam arası. Yok parantezi de kullanmıştı birisi de şimdi hatırlayamıyorum. Siz de dinin kullanılma biçimi itibariyle Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidarının iktidarını, e, kapandığı zaman bir parantezin kapanması Elbette. olarak evet. sadece bir iktidar Adalet Kalkınma Partisi dönemi değil. Siyasi alanda e, toplumsal e, mekanizma itibariyle bir manipülatif araç olarak dini referansın, dini kelamın. İşte bugün işte emevi siyaseti denir. Çok konuşuruz değil mi? Yani bir ayetleri mızraklara takarak bu rekabette kullanmadıkları kaldı. Önümüz süreçte onu da göreceğiz. Peki e, tam da bu bağlamda e, Ayasofya Başimamını sorayım. Bununla da kapatalım. Siz biraz da yordum galiba. Olur mu estağfurullah? Süre, e, bu arada su içecekseniz için. Şimdi e, Ayasofya işte müzeden e, camiye dönüştürdükten sonra bir baş imam Profesör Mehmet Boynukalın. Fakat e, işte faizden tutun düşük faizin neden gerekli olduğunu da bize anlattı. İşte 1921 Anayasası'na referans vererek laikliğin kaldırılması gerektiğini o orayı referans vererek 21 anayasası değerli bir anayasadır ama sonuçta 24'te de başka bir şey gelmiş. Literatürde e tam anayasa olarak da tarif edilmez Tabii. yani ama yani işte teşkilat esas teşkilatı kanunu. esas kanunu anlıyorum ama sonuç olarak o işte hazırlık evet. döneminde geçiş dönemi de diyebiliriz bugünden baktığımızda bir kurucu metinlerden biridir en nihayetinde. Aslında orada da bir suistimal var bende. Tamam, yok devam edelim. Karşılıklı girelim yani hani Bugün bir takım söyleyemediklerini işte dolaylı yoldan hani basketbolda potalı atış deriz ya yani evet. bir dolaylı yoldan atış, atış yaparak e, veyahut da bilardo teorisi, diğer topa vurarak e, hedefe gitmek, diğer topa vurmak e, böyle bir kurnazlık var, şark kurnazlığı var. Ne söyleyeceksiniz? alenen söyleyin. yani. Ne söylemek istiyor? Da. Yani bunlar tabii e, şöyle bir programları var işin özü yani 2023 2023 e, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özcan'ın da değil mi işte Özkan. yeni bir ana Özkan'ın yeni bir anayasa e, teklifiyle beraber söylediği sözler var. İşte 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı ikinci cumhuriyeti kuruyoruz. Bu yeni cumhuriyetin de kurucu figürü e, Sayın Erdoğan. Buna göre yeniden bir kodlama akılları sıra. Sonra tevil etmek zorunda kaldı. Ayasofya imamı ile ilgili de ee, arka arkaya gelen açıklamaların akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri de orada bir ayar verme işte zannediyorum Grup vekili Sayın Turan'dı açıklaması Turan, evet. oldu ee, yani... şimdi onu niye gündeme getirdim biliyor musunuz şu bağlamda tam da yani bir Diyanet İşleri Başkanlığınız var bir de Ayasofya Başimamı var. Şimdi bile isteye ikili bir yapı mı yaratılmak isteniyor? Tabii Ayasofya meselesi veyahut da açılması, kapatılması. Konumuz Türk o değil, ben onu e sormuyorum. Si siyasetinde bir manası var. Tabii. Tabii bugün biraz evvel bütün konuşmalarımızın çerçevesinde iktidarın inşa etmeye çalıştığı bir set var. Bir dini milli hamasi iklimde bir ana kolon olarak inşa ediyor. Ayasofya'nın da burada gördüğü bir mana var. Ayasofya imamı üzerinden de adeta bir alternatif meşiat makamı mı diyelim? Yani oraya bir anlam yükleyerek o kurumun baş imamı olarak hem de akademik bir titirle beraber bir takım e, iştihat makamı olarak herhalde kodlamak gibi bir niyeti var ama hani e, zaten Türkiye'de dini inanç hiç olmadığı kadar iktidarın icraatları dolayısıyla ve referansları dolayısıyla sorgulanır hale gelmiş. Bunun üzerine bir e, e, Başımam olarak görevlendirilmiş kişinin de ayrı bir yük yüklemesi onları da rahatsız etti günün sonunda. Rahatsız mı etti? Erken mi bulundu? Belki erken bulundu. Yani bu söylemleri tabii şöyle yani bu tür örgütlenmeler bir kapalı devre içeriye söylemleri vardır. Bir de e, geniş manada kamuoyuna söyledikleri vardır. E bugün artık o kapalı devre e, genel söylem içerisi birbirine karıştı. Zaman zaman oradan sızıntıları olması yani tamam fikrimiz buydu ama şimdi bunu söylemenin zamanı gibi tavırlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu enerjisi kalmadı Türkiye'de. Bence e, siyasal İslam dinamiğinin, İslami referanslı siyaset dinamiğinin e, toplumsal karşılığını da bu iktidarla beraber dibine kadar sömürdü. Hele hele 15 Temmuz FETÖ vakası, bu FETÖ vakadan, darbe teşebbüsünden gerektiği kadar, tecrübe kazan dinilmemiş olması iktidar adına sakıncalar yaratıyor ama ben toplumsal şuurda bunun yerini bulduğu kanaatindeyim. Bundan sonra hiç kimseyi bu söylemlerle beraber insanımız kendisini suistimal ettirmez. Çok marjinal düzeyde vardır bizde. Merdiven altı dediğimiz dini örgütlenmeler. Herkes bir iktidar sahası işliyor maalesef. Orada da bir kolaycılık var yani milletimizin Birine tabi olalım, o bizi alsın götürsün. Yani emek vermeden dini anlamda da o silsile içerisinde de yol alabilme imkanı yok. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yani bir ana damar e, siyasetin temsil eden birisi olarak e, önemliydi. E, önem verdiğim bir röportajdı. Çok da istifade ettim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok akıcı ederim. konuştunuz. Son dönemde belki son dakikalarda... Biraz yormuş olabilirim. Estağfurullah, ben çok teşekkür ee, ederim. İstek olmayın. çok teşekkür Fesileyle ederim. Vesileyle tüm vatandaşlarımız bugün Berat Kandili, Ramazan'ın habercisi. Ee, bütün olumsuzluklara rağmen ben ülkenin geleceğiyle ilgili hep ümit varız. O noktada ya yol bulacağız ya yol açacağız. Umarız güzel bir yol olur ülkemiz için, halkımız için, halklarımız için güzel bir yol olur inşallah. Ee, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la birlikteydik noktaladık. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.